önümüzdeki dönem için ülkemize ve bakanlık mensuplarına faydalar getirmesini temenni ediyorum. Şimdi çok saygı duyduğum Kamil Aydın Hocam, konuşmanızı da zevkle dinledik. Ama bir noktada katılmıyorum. O da yani eksikleri söylemenin ne faydası var anlamına gelen cümlelerinizde. Çok büyük faydası. Yok, eksiklere odaklanmak ülkenin geleceği açısından daha faydalıdır. Sürekli olup biteni kutsamak ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Hatta bundan ülke büyük zarar görür. Onun için yeri geldiğinde acımasızca eleştirmek lazım. Yani öylesine eleştirmek lazım ki işin sahipleri ve uygulayıcıları yapmış oldukları işlerle ilgili olarak daha iyisini bulma çabası içerisinde olsunlar. Şimdi bir küresel ortamda yaşıyoruz. Bilgi sınır tanımıyor. Dünyanın öbür ucunda icat edilen, ortaya çıkan yeni bir bilgi patent kurallarıyla sınırlanmış değilse aynı mahalledeki insanın bilgisine girmeden dünyanın öbür ucundaki insanın bilgisine giriyor. İnsanlar sınır tanımıyor, mallar, sermaye sınır tanımıyor. Dünyanın üzerinde fırıl fırıl dolaşıyor. Ve böyle bir dünyada iyi olmak yetmiyor. Ülke olarak, düne göre, önceki güne göre iyiyiz, bak iyiye gidiyoruz demeniz mümkün değil. En iyi olmadığınız takdirde geri kalırsınız. Siz iyiye gidersiniz, diğer ülkeler sizden biraz daha iyiyse sizin geleceğiniz yok demektir. Çocuklarınızın geleceği yok demektir. Onun için en iyiyi, en doğruyu, en güzeli dünyanın diğer tüm ülkelerinden de önce bizim bulmamız, bizim uygulamamız ve bizim hayata geçirmemiz lazım. Yani eğitim gibi bir konuda bu çok daha önemlidir, elzemdir. Çünkü insan sermayesi bütün diğer dinamiklerin ötesinde, üstünde ülkeye mesafe kazandıracak ana unsurdur. Bu unsuru, yani insan malzemesini, özellikle de gençliği tüm dünya ülkelerinden daha ileriye taşımak zorundayız. Zaten bugünkü gençlerimiz kendi sınıfındaki öğrencilerle rekabet etmiyor. Gençlerimiz Türkiye'nin diğer okullarındaki yaşıtlarıyla da rekabet etmiyorlar. Gençlerimiz, öğrencilerimiz Londra'daki, New York'taki, Japonya'daki kendi yaşıtlarıyla rekabet ediyorlar. Bu küresel rekabette bizim çocuklarımız daha başarılı, daha iyi, daha yetişmiş, dünyayı daha iyi anlayan, dünyayı daha iyi sorgulayan ve üretme kabiliyeti daha iyi niteliklere sahip değillerse Türkiye'nin geleceği karanlık demektir. Onun için hiçbir şeyi israf etmeden mükemmel bir şekilde gerçekleştirmek lazım. Şimdi bunu söyler söylemez ne oluyor ne bitiyor diye bakıyorum. İşte bu seneki Cumhurbaşkanlığı programında belirtilmiş 130 tane devlet üniversitemiz var, 74 tane vakıf üniversitemiz var, 204 yapıyor. 4 de vakıf meslek yüksekokulu var, 208 yapıyor. 204 devlet ve vakıf üniversitesi dünya üniversite sıralamasında bir bakıyorsunuz ilk 100'e giren tek bir üniversitemiz yok. İlk 200'e giren 2001 yılı itibariyle söylüyorum. İlk 200'e giren üniversitemiz yok. Ya dünyada 193 ülke var Birleşmiş Milletler'e üye. 7-8'de üye olmayan ülke var. Toplam 200 diyelim. Dünyada 200 ülke var. İlk 200'e giren tek bir üniversitemiz yok. İlk 300'e, 400'e giren üniversitemiz de yoktur. Ama 465. sırada Koç Üniversitesi var. 500'lü sıralarda iki üniversitemiz var. Sabancı Bilkent. 600'lü sıralarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi var. 700'lü sıralarda İstanbul Teknik Üniversitesi var. 800. ve 1000. sıralar arasında da 3 üniversitemiz var. Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi. Yani bu nasıl bir manzaradır arkadaşlar?
dünyada rekabet ediyoruz diyoruz. Ve üstelik de geri kalan 195 üniversitemiz ilk 1000 üniversite içerisinde değil. Bu üniversitelerin birçoğu da yani literatürde üniversite olup olmadığı bile tartışılıyor. Ne olacak o zaman? Yani Türk milletinin bekası nereden geçiyor şimdi? Eleştirmekten mi geçiyor? Eleştirmemekten mi geçiyor? Bence eleştirmemiz lazım. Hem de en acı şekilde eleştirmemiz lazım. Ve tüm Milli Eğitim ve YÖK camiasının gece gündüz harıl harıl bu memleketin geleceği ne olacak diye uyumaması lazım. Sistemi sorgulaması lazım. Ama aslında bana göre dünyadaki eğitim sisteminde sakatlık var. Dünyadaki eğitim sisteminde düzgün bir sistem olduğuna inanmayanlardanım. Yani bu sübjektif görüşüm benim. Neden? Çünkü ta orta çağda değil, ta ilk çağlardan kalma bir sistemi bugüne taşımış dünyanın her tarafında. Çünkü milyarlarca insan o sistemde konum elde ediyor, statü elde ediyor, gelir elde ediyor. Bu nedenle bunu değiştirmeye yönelik bir güçlü dinamik oluşamadığı için o hantal eğitim sistemi devam ediyor. Yığıyorsunuz bir binanın içerisine öğrencileri, önüne koyuyorsunuz kitapları, bunu öğren ve hayattan koparıyorsunuz. Bunun adına eğitim sistemi denmiş. Böyle bir eğitim sistemi olmaz. Bunun sorgulanması lazım bana göre. Ama dünyada hiçbir yer sorgulamıyor diye aman bunu yapan yok. İleri ülkeler bir şey yapsın da biz sonra yaparız demek de mantıklı değil. Kimse yapmıyorsa da bunu bizim sorgulamamız lazım. Eğitim dediğiniz şey, bilgi dediğiniz şey, teknoloji dediğiniz şey kitapların arasında gelişmiyor. Hayatın içinde gelişiyor, hayatın kendisi geliştiriyor. Bir kere insanın bilgisi bir taraftan fizik dünyayla bir taraftan sosyal ortamla etkileşim sonrasında bilgi sahibi oluyor. Teknoloji de öyle gelişiyor. İlk çağlardan bugüne kadar teknolojiyi geliştirenler hep o hayatı daha önceki teknolojileri yaşayanlar ve onu ileriye taşımak isteyenlerdir. Bugün de bilgisayarlarda yazılımı geliştirenler bilim adamlarından öte onu kullananlardır. Yani hayatı yaşamak bilginin özündedir. Eğitimin de özünde bu var. Ama bugün dünyadaki eğitim sisteminin özünde hayatın kendisi, hayatın pratikleri var mı? Hayır, yoktur. Hayatın teorisi eğitim sisteminin içerisine yerleşti. Halbuki hayatın pratiklerini aktive hale getirmek için teorinin pratikleri destekleyici nitelikte kurgulanması ve eğitim sisteminin onun üzerine bina edilmesi lazım. Bana göre. Ama 10 dakikalık süremiz var. Bu giriş konuşmasından sonra herhalde devam etmek zor olacak. O halde nasıl bir eğitim olmalıdır? İnsanların yaşına göre, dönemine göre pratiklerine dayalı teorik açılımlar getirecek bir şey olması lazım. Buradan kastettiğim şey şu, kitapların içerisinde olan teorik dediğim şeyler de başka insanların pratiklerinin toplanmış halidir. Uzaydan soyut olarak beyin fikir üretmez. Etkileşimle yürüyor. Ama farklı farklı işler yapan insanların pratiklerinin kendi beyinleriyle etkileşimi sonrasında yazdıkları diğer insanların pratiklerine dayalı şeyler oluyor. Onun için onları da öğrenmek elbette insanların pratik hayatlarındaki davranışlarına da ufuklarına da katkı sağlar. Ama burada eğitimin aslının temelinin pratiklere dayanması lazım. Bu olmadığı takdirde olmaz. Bakın Türkiye'de hangi okulda ben öğrencilik döneminde ne ilkokulda, ne ortaokulda, ne lisede, ne üniversitede. Sen içeriden toparlarsın. Evet, toparlayacağım. Çocuk nedir diye, çocuk ve aile ilişki nasıl olmalıdır diye bir tek cümlenin bir yerde yazılı olduğunu görmedim. Bu o kadar önemli bir şey. Bu yok. Çocuğun anaokul ve ilkokul çağında
Bu duyguları alması lazım. Ama orada eğitilecek olan çocuğun kendisi değil, ailesidir. Onun için eğitimin yaşı da olmaz. Çocuk sahibi olan ailelere yönelik programlar olması lazım. Veya coğrafya. Üniversite mezunu olup da Türkiye'nin haritada yerini bilmeyen dünya kadar öğrenci arasa veya mezun arasa. Halbuki haftada bir saat küreyi koysanız, kürenin üzerinde öğrenciler oynasalar, hiç de sınava girmeseler, coğrafya bilgileri şu andaki eğitim sisteminden daha kaliteli olur. Onun için pratiklerle yoğrulur bir eğitime ihtiyaç olduğunu belirtiyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, üyelerimizle devam ediyoruz. Açıldı mı sesiniz? Evet. Tamam, buyurun. Süreniz 5 dakika. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, değerli bürokratlar, bu bütçe döneminde çok sorunları olan Milli Eğitim Camiası'nın sorunlarının bir kısmını çözmesini isterdik ama bu bütçeyle bu mümkün gözükmüyor. Eğitimde son 20 yıldır ciddi bir gerileme var ama son 2 yıldır özellikle bu pandemi dönemiyle birlikte eğitim sistemi ağır bir yara aldı. Çocuklarımız çok ciddi bir kayba uğradı. Bu dönemde internete ulaşma konusunda çocuklar bu imkandan uzak kaldılar. Normalde devletin internete ücretsiz erişimiyle ilgili bir program geliştirmesi gerekiyordu. Esenyurt'ta Çınar Mert adlı ilkokul öğrencisi, 8 yaşındaki öğrenci, komşusundan internet almak için çatıya çıktığında düşüp hayatını kaybetti. Metaverse döneminin konuşulduğu, internetin artık geride kalıp metaverse dönemine geçileceğinin ifade edildiği bir dönemde çocuklar maalesef internete ulaşamıyorlar ve Telekom'un normalde bu konuda özelleştirmemiş olsaydı ciddi manada destek olabilirdi. Türk Telekom böyleyken Turkcell insanlara 3-5 maaş verecek diye bu dönemde sürekli tarifelerini artırdı. İnsanların internete erişimi daha da zorlaştı. Halbuki bu konuda da bir yaptırım uygulanması gerekiyordu internet servis sağlayıcılarına. Sınıf mevcutlarıyla ilgili maalesef okul sayısı yeterli olmadığı için genel orta öğretimde bir sınıfa 32 öğrenci düşüyor. İmam hatiplerde de 16 öğrenci düşüyor. Yani bu da ihtiyaca göre okul yapılmadığının bir başka göstergesi. Bazı sınıflar hala 40-50 kişilik öğretim görüyorlar bir arada. Okullarda sağlık görevlisi, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisinin kadrolu olarak çalıştırılması gerekiyor. Bunların okul aile birliğinin sırtına bırakılmaması gerekiyor. Bu mutlaka yerine getirilmesi gereken, her dönem uyardığımız ama yerine getirilmeyen bir uygulama. 3600 ek göstergeyi hızla hayata geçirmek gerekiyor. Ücretli öğretmenlik son bulmalı. Artık kadrolu olarak çok sayıda atama bekleyen, atanmayan öğretmen var. Bu öğretmenler buralarda görev almalı. Yoksa birilerinin hatrı gönlü için ücretli öğretmenlik üzerinden bir sistemin devamına seyirci kalmamak gerekiyor. 1 milyon 580 bin öğrenci örgün eğitimden uzak, orta öğretim ve lisede. Bu neden kaynaklanıyor? İnsanlara ya İmam Hatip'e gideceksin ya da açık liseye gideceksin deniyor. Ve bunun üzerine 1 milyon 580 bin öğrenci, hani 4 artı 4 artı 4'te amaç daha çok eğitim de hani, ve normalde bunlara örgün eğitim vermek gerekiyordu. Devletin bunu yapması gerekiyordu. Ama bunu yapmak yerine açık liseyi adres gösteriliyor. Halbuki 12 sene boyunca bütün çocuklar örgün eğitimden yararlanmalı. 1 milyon 400 bin öğrenci de taşımalı eğitimden yararlanmak zorunda kalıyor. Yani yerinde eğitim göremediği için, ulaşılabilir eğitim hizmeti alamadığı için bunlar da çok uzaklara gitmek zorunda kalıyor. En son Afyon'da o faciayı birlikte yaşadık. Aladağ benzeri faciaların önlenmesi için özellikle bu cemaat yurtlarının sıkı denetlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde yeni facialara göz yumulmuş olur. ÖSYM bir geçim kapısı gibi oldu. ÖSYM ücretleri insanların yok işsizliğinden ve gireceği alanlarla ilgili başvuru çokluğundan bir gelir kapısı haline döndü. Eğitim yatırımlarına bütçeden ayrılan pay %8. Yani bu payla siz meslek liselerinin makine parkını mı yenileyeceksiniz?
bu 32 olan orta öğretimdeki sınıf ortalamasını düşüreceksiniz? Siz ne yapabileceksiniz? Bir başka sorun, Boğaziçi Üniversitesi rektörü ben okula gitmek istedim. Öğrencilerle, öğretim üyeleriyle konuşmak istedim. Özel güvenlik rektörlüğün izin vermediğini, bir milletvekilinin içeri giremeyeceğini ifade ettiler. Bunun üzerine ben arabamı park edip yürüyerek gittim ve zoraki gitmiş oldum. Rektörlüğe hangi anayasaya, hangi kanuna göre buna engel olduklarını sormak istedim. Ve benden 3 gün önce Hüdakaya milletvekili sokulmadı o üniversiteye. Böylesi bir dönemde milletvekili olduğum bölgenin üniversitesinde bir milletvekili hangi hakla üniversiteye alınmıyor? Evet, bunu kabul etmek tamamlar mısınız? Bunu kabul etmek mümkün değil. ÖSYM'nin geçmişte yaptığı hileli sınavlar var. Biliyorsunuz soru çalınması var. Özellikle FETÖ ile ilgili. Bu kayıtların hepsi elinizde var. Aynı sorulara aynı cevapları verenler kimlerdir? Bunların hepsi belli. Bunlarla ilgili niye bir işlem yapmıyorsunuz? Bunlar niye hala o görevlerde devam ediyorlar? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, konuşmama 2018'deki son PISA raporuyla başlayacağım. Rapora göre Türkiye eğitimde OECD ortalamasının oldukça altında. Rapor okul öncesi eğitimin eksik olduğunu, öğretmenlerin mutsuz olduğunu, eğitim bütçesinin eksik olduğunu söylüyor. Sözler konuşur mu ya? Evet. Sayın Başkan. Kadınların sözünü kesiyorlar burada. Sayın Başkan tekrar başlatın. Süreyi tekrar başlatır mısınız? Süreyi tekrar başlatalım. Süreyi gasp ediyorlar. Arkadaşlarla konuşurken bir yanlış oldu. Evet, tekrar başlatıyoruz süreyi. Buyurun lütfen. Süreniz 5 dakika. Evet, diyorum ki öğretmenler mutsuz. Okul öncesi eğitimde eksiklik var. Eğitim bütçeniz eksik. Öğretmenler mutsuz, dışarıda on binlercesi atanamıyor Sayın Bakan. Sözleşmeli öğretmenler kadro bekliyor. 3600 ek gösterge problemi var ve olduğu yerde durmaya devam ediyor. Sizin istikbalin mimarı dediğiniz öğretmenlerimizin durumu bu. Şahlandırdığınızı zannettiğiniz ülkemiz için ve 19 senelik hükümetiniz için bu utanç size yeter diye düşünüyorum. Diğer bir konu bütçe. Bütçe sunumunda yüksek öğretim ve milli eğitim olmak üzere eğitime aslan payı ayrıldı denildi. Ama işin içine enflasyon girdiğinde bir aslan miyav diyor, minik fareler kükredikleriyle karıyor ne yazık ki. Eğitimde standardı korumak için bile 222 milyar bütçe gerekirken siz 211 milyar lira ayırmışsınız. Bir de kusura bakmayın ama aferin bekliyorsunuz. Toplam merkez bütçe bakıyorum 1 trilyon 751 milyar lira. Koskoca devletin merkezi bütçesi kaybettiğiniz 128 milyar doların yaklaşık %1'i. Geçiyorum. Yüksek öğretime bakıyoruz. Yüksek öğretimin milli geliri oranı %0.73. 2002'de de benzerdi. Ama o zaman 2 milyon öğrenci vardı. Şimdi ise 8 milyon öğrenci var. Tam 4 katı. Yani böyle bir durumda kalite olabilir mi gerçekten merak ediyorum. Ülkenin prestijli üniversitelerine, öğretim görevlilerine, öğrencilerine saldırıyorsunuz. Bir de dalga geçer gibi bu bütçeyle kendilerini var etmelerini istiyorsunuz. Sonra neden beyin göçü var diye düşünüyoruz. Neden var? Hem baskıyla öğrencilere, öğretim görevlilerine nefes aldırmayacaksınız. Hem kaynak ayırmayacaksınız. Hem de itaat ve hizmet bekleyeceksiniz. Olmaz değerli arkadaşlar. Merkez bütçeden milli eğitime 189 milyar lira ayrılmış. Gider tahmininiz ise 222 milyar. Bu bütçe bize yetmez diye kendiniz demişsiniz zaten. Haklısınız da. Önceki ihtiyaçların üstüne bir de pandemi koşulları var çünkü. Buna rağmense eğitime çok pay ayırdık. Aslanlar, kaplanlar, kusura bakmayın bu politik söylemler gerçeği hiçbir şekilde yansıtmıyor. Pandemiye ve onca soruna rağmen bakanlık bütçesinin milli gelire oranı %2.4. Geçen sene %2.6 idi. OECD ülkelerinde ise bu oran %6. Hadi azı karar çoğu zarar diyelim. Kaynaklarımızı nasıl kullanıyorsunuz ona bir bakalım. 19 senelik iktidarın 8. Cumhuriyet'in ise 76. Milli Eğitim Bakanısınız. Ortalama görev süreniz 1,5 sene. Bunun 1/6'ını ise çoktan tamamladınız.
4 senede bir eğitim sistemi, 3 senede bir sınav sistemi değişiyor ülkemizde ne yazık ki. Sonra bakanlar değişiyor, kadrolar değişiyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Bütçenin nasıl harcanacağınaysa her sene başka bakanın başka kadroları karar veriyor. Halbuki zamanımızı yıkmak yerine yatırıma harcasak daha iyi olmaz mı? Mesela hükümet bunu 2002'de güzel yapmıştı. O zaman bakanlık bütçesinin yaklaşık %17'si eğitim yatırımlarına ayrılmıştı. Şimdi ise bu oran %8. Neden acaba? Pandemiden çok şey öğrendik. Okullarda hijyen problemi var, uzaktan eğitimde tablet yok, bilgisayar yok, internet yok, ailelerin durumları yok. Güya bu eksiklikler giderilecek diye Fatih projesi başlatılmıştı zamanında. Yıl 2010'du. Sonuçsa fiyasko. Bu konuya gireceğim, kusura bakmayın Sayın Bakan. 2014'te bitecekti bu proje. Yıl 2021, 15 milyar para harcandı. Öğrencilerin hala tableti, bilgisayarı yok. Üstelik daha 2 sene önce dağıttığınız bu tabletler düzgün çalışmıyor. Neden? Çünkü donanımla yazılım desteklenmemiş. Buna bir çözüm arayan, buna bir çözüm öneren var mı? Böyle bir vizyon var mı? Ne yazık ki yok. Sürekli bir dostlar alışverişte görsün haliyle ihaleler açılıyor. Ama kusura bakmayın yine Sayın Bakan, uluslararası yolsuzluk literatürü ihtiyaç fazlası yatırımların rüşvet koptuğunu söyler. Böylece ülkenin kısıtlı kaynakları çarçur edilirken küçük bir kesim bundan ekmeğini yer. Fatih projesi fiyaskosu da bana ne yazık ki bunu hatırlatıyor. Sayın Bakan, şunu merak ediyorum. Bir öğrencinin yıllık harcaması ne kadar sizce? Asgari ücretli bir aile 3 çocuğunu sizce ne kadar paraya okutabilir? Ya da sözleşmeli bir öğretmenin ailesini geçindirebilmesi size göre mümkün mü? Bir ülkede, bu ülkede öğrenciler mutsuz, veliler mutsuz, öğretmenler mutsuz ama siz günlüğü 2000 liradan 4 lüks araçla korunuyorsunuz. Neden Sayın Bakan? Korktuğumuz bir şey mi var? Enflasyonun %20'ye yaklaştığı bir ülkede, toparlıyorum son cümlem. Son cümlenizi alayım. Bakanlık bütçesi %20 artmış. Yetinin ve sevinin derim. Maarif Vakfı Başkanı olsaydınız %285 artırılırdı. O zaman buradaki eleştirilere de maruz kalmazdınız. Çünkü bütçe yapmanız, faaliyet raporu yayınlamanız gerekmezdi. Ama işte değilsiniz Sayın Bakan. O yüzden bütçeniz %20 artmış. Siz bununla sevinin ve yetinin. Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar, demokrasi anlayışımız gereği iki partiden de diğer arkadaşımıza söz vereceğim. Önce Memleket Partisi'nden Sayın Özcan Uzak, sonra da Türkiye İşçi Partisi'nden Sayın Erkan Baş'a söz vereceğim. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bayram Yılmazkaya. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, komisyonumuzun değerli üyeleri ve değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen sene de aynı dertleri sıraladık. Bu sefer de yine aynı dertler devam ediyor. Vallahi siz dinlemekten yoruldunuz mu, yorulmaz mı ama biz artık söylemekten yorulmayacağız ve söylemeye devam edeceğiz Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, milli eğitimin en önemli unsuru öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz. Öğretmenlerimiz mutsuz, umutsuz, tükenmişlik ve yorgunluk sendromları artmış, psikolojik yıkım içindeler. Çocuklarını prens ve prenses gören veliyle kendilerine mobbing uygulayan idareciler arasında boğulup kalmışlar. Ben bunu bir öğretmen yakın olarak da hissettiğim için söylüyorum. Öğretmenlerimizin maaşı düşük. 3600 ek gösterge sözünüzü yerine getirmediniz. Yüz binlerce atanmayı bekleyen genç öğretmenlerimiz var. Ülkede yeterli okul ve derslik yok. 35-40 kişilik sınıflarımız var. Kadroların çoğu boş. Eğitimi yapboz tahtasına çevirdiniz. 17 defa müfredat değişti. Bütün iktidar boyunca 8. bakan olarak şu anda siz yanımızdasınız. Sayın Bakan, Gaziantep ilimizle ilgili verilere bakıldığında hem destek ihtiyacı hem de öğretmen ihtiyacı artarak sürmektedir. Öğretmen açığı ve destek ihtiyacı açısından hem Türkiye ortalamasının hem de OECD ülkelerinin çok gerisinde kalan Gaziantep'te acilen okullaşmaya daha fazla hız verilmeli ve öğretmen ataması yapılmalıdır. Sayın Bakan, bu bütçede öğretmen yok. Bu bütçede veliler yok. Bu bütçede öğrenciler yok. Yeni okullar yok. Yardımcı personel yok. Sadece mevcut durum devam etsin de bu seneyi kurtaralım var maalesef. Geçen sene de benzer kelimeler ettik. Yine aynı şeyleri söylüyoruz. Değişen bir şey yok. Yanlış. Öncelikle şu taşımalı eğitimi konuşmak istiyorum. Geçen sene de konuştum. Yanlış uygulanan taşımalı eğitim yüzünden birçok okul kapatıldı. Taşımalı eğitimle son 6 yılda 9 milyon öğrenciye 16,3 milyar TL harcandı. Öğrencilerin kaza riskini göze alarak evlerinden kilometrelerce uzaktaki okullarda eğitim almasına, derslere yorgun girmesine neden olan bu sistem içinde birçok sorun da barındırıyor. Sorunların çözümü için ise köy okullarının
bir an önce açılması lazım. Hatta en yakın zamanda yine bir taşımalı eğitimde bir kaza sonucu 5 çocuğumuzu kaybettik. Öğrenci sayısı 10-15'te kalsa köy ya da yerleşim birindeki okulu boşaltmak yanlış. Binlerce okul kapatıldı. Bir diğer sorun Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemi'nin entegrasyonu desteklenmesi projesi olan PİK desteğiyle ilgili bazı konulara değinmek istiyorum. Ülkemizde bulunan Suriyelilerin %47'si çocuk. Suriyeli çocukların entegrasyonundan tutun da eğitimine kadar PİK destek öğretmenlerinin de büyük emeği var. Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemi'ne entegrasyon desteklenmesi projesinin PİK destek 3-10-2016 tarihinden başlatılan bu proje halen ülkemizin 26 ilinde sürdürülmektedir. 2018 yılı Aralık ayında ikinci fazına başlayan PİK destek projesi 2022 yılı Ekim ayına kadar devam edecektir. Peki Sayın Bakan, şunu sormak istiyorum. 5 yıldır görev yapan PİK destek öğretmenlerimiz 2022 yılından sonra bu projeye bittikten sonra ne yapacaklar? Bu öğretmenlerimizin kadro talepleri karşılanacak mı? Yoksa bu eğitim memlekçilerini bakanlık olarak sokağa mı atacaksınız? Çok merak ediyorum. Pandemi koşulları göz önünde bulundurarak bu kronik hastalığı olan öğretmenlerimiz için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Evet, geçen sene bu kronik hastalığı olan öğretmenlerimizi idare izin olarak ayırdınız ama şu anda bu sıkıntılı olan öğretmenlerimiz bizlere ulaşıyor. Bakın bunların çoğu tansiyon hastası, bir kısmı EYT'ye takılmış, kalp hastası ve emekli de olamıyorlar. En azından ya bunlara tekrar bir idari izin, bir ortamı sağlayalım ya da EYT'ye gelin bunlara bir bahane edelim. Bu öğretmenlerimize yazık günah. Belli bir yaşa gelmişler hala ağızlarında maske 35-40-50 çocuğa eğitim vermeye çalışıyorlar ve yarın öbür gün bu öğretmenlerimizi kaybederiz Sayın Bakanım. Onu da burada özellikle belirtmek istiyorum. Bu konuya özellikle eğilmenizi rica ediyorum sizden. Burada YÖK Başkanıma da özel bir konuda bilgi vermek istiyorum. Sayın YÖK Başkanım, bu doçentlik kriterlerini lütfen düzeltin. Bakın özellikle sağlık alanında yabancı dili iyi veya 3-5 arkadaş bir araya geliyor. Çeşitli dergilerde, eskiden ücretli dergilerde yayınlar oluyordu. Yayınlar yaparaktan genç yaşta kendi alanında hiçbir deneyimi olmadan, örnek vereyim, kalp cerrahisinde kalp ameliyatı dahi doğru düz görmemiş insanlar erken yaşlarda doçent oluyor ve bir üniversite kadrosuna geçtikten sonra da profesör oluyor. Gelin bu kriterler devam etsin ama bunlara belli bir süre koyalım. Mesela 7 yıllık 10 yıllık deneyim olan diyelim veya medulla sisteminde insanların ne kadar ne işlem yaptığı şu anda ülkemizde gayet kayıt altına alınabiliyor. Bunların belli bir sayıya dernekler tarafından belirlenmiş olan belli bir sayıya geldiğinde bu sayıyı alanların sınava girebileceği bir kriter koyalım. Yoksa inanın özellikle sağlık alanı diğer branşlar bilmiyorum. Bitiriyorum efendim. Daha kötü sonuçlar olan eğitimde yeterli olmayan hocalarla karşı karşıya kalacağız. Teşekkür ediyorum. Taşımalı eğitimle taşınırken bugün 1.248.000 öğrenci taşımalı eğitimle eğitim görmektedir. Taşımalı eğitim için ayrılan pay bu yılki bütçede 6.3 milyar liralık bir paydır. Sizce bu yeterli midir? Taşımalı eğitim çocukların zamanını çalan, öğrenciyi yoran, maliyeti artıran, öğretmen ve idareciyi zora sokan bir uygulamadır. Oysa kapatılan 17 bin köy okulu yeniden açılıp atama bekleyen binlerce öğretmen bu okullara atanarak taşımalı eğitime son verilemez mi? Okul öğrencinin bulunduğu yerde olamaz mı? Taşımalı eğitimde öğrencileri taşıyan servisler, özellikle köylerden, kırsaldan öğrencileri taşıyan servisler niçin denetlenmiyor? Afyon Karahisar ili İskeçhisar ilçesi Çatalı köyünde geçtiğimiz haftalarda yaşanan servis kazası bir kez daha denetimsizliği ortaya çıkardı. 2013'ten beri fenni muayenesi yapılmayan, kapısı iple bağlı olan, emniyet kemeri olmayan, okul taşıtı yazısı bulunmayan, hız limitine uymayan bir servis aracı 5 çocuğumuzu hayattan kopardı. Üstelik ihaleyi alan araç farklı, taşıyan araç farklı, şoför farklı, taşıyan şoför farklı çıktı. Veliler araç şoförünün çocukları tekmeyle araçtan indirdiğini, kış akşamlarında evin uzağında bıraktığını, çocuklara kötü davrandığını ama hiçbir şey yapılmadığını, şikayetlerinin dikkate alınmadığını söylüyorlar. Bu kadar büyük bir ihmal, bu kadar büyük bir sorumsuzluk ve denetimsizlik olabilir mi? Bunun sorumlusu sadece kazayı yapan şoför veya ihaleyi alan kişi değildir. Bunun sorumlusu il Milli Eğitim Müdürü, ilçe Milli Eğitim Müdürü dahil olmak üzere tüm yetkililerdir.
kaymakam, hepsi bu kazadan sorumlu değil mi Sayın Bakan? Bu konuda niçin sadece ilçe milli eğitim müdürü görevden alındı? Konuyla ilgili niçin tüm sorumlular hakkında gereği yapılmadı? Bundan sonra yapacak mısınız? Merak ediyoruz. Kurtuluş Savaşı devam ederken 1921'de Ankara'da Atatürk Maarif Kongresi'ni toplayarak eğitime verdiği önemi ortaya koymuştur. Yine milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir diyerek öğretmenlere verdiği değeri anlatmıştır. Günümüze geldiğimizde Atatürk'ün verdiği önemden eser kalmadığını görüyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde öğretmenler ekonomik sorunlarını çözmüş, kendini geliştirecek güce ve zamana sahip saygın meslekler arasındadır. Türkiye'de ise geçim mücadelesi içinde okulda, sınıfta, bazen öğrencisinin önünde dövülen, hakarete uğrayan bir konuma doğru gitmektedir. Bu konuda niçin bir şey yapmıyorsunuz? Öğretmenler kadrolu, ücretli, sözleşmeli diye ayrılarak eşit iş yapanların emekleri gasp edilmektedir. Büyük bölümü ekonomik sıkıntılar içerisinde ek iş yapmak zorundadır. Öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi, yoksulluk sınırının altında kalan öğretmenlerin maaşlarının düzeltilmesi, özellikle ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin maaşlarının yükseltilmesi konusunda bir çalışmanız neden olmuyor? Öğretmenler arası kadrolu, sözleşmeli, ücretli ayrımı neden kalkmıyor? PİKDES'li öğretmenlerin hakları neden verilmiyor? Ve atama bekleyen yüz binlerce öğretmen soruyor. KPSS'den yüksek puanlar almamıza rağmen atamamız niye yapılmıyor? Şu anda öğretmenler karma alımda en az 50 bin atama bekliyor. Sizden gelecek müjdeyi bekliyor Sayın Bakan. Bu konuda söz veriyor musunuz? 2015-2511 engelli öğretmen ne zaman atanacak? Ve Afyon Karahisar'da İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban birkaç gün önce okullarla ilgili bir açıklama yaptı. Afyon birinci derece deprem bölgesi. Bakanlık dedi, bir ildeki okullar riskliyse, riskli binaysa bu binalar yenilenmeden yeni okul yapmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz dedi. Bunun için de bakanlığın okul yapmadığını, yatırımları durdurduğunu, yani sizin bu yüzden okul yapmadığınızı söyledi. 60'a yakın okul binasının riskli olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunu kamuoyundan gizlediğini söyledi. Açıklarsa infial olur diyor. Birinci deprem kuşağında olan ilimiz Afyon Karahisar'da riskli olduğunu bile bile 60 okula öğrencileri nasıl alırsınız Sayın Bakan? Bu 60 okul hangileridir? Lütfen açıklayın. Allah korusun. Allah korusun bir deprem olsa ve bu çürük binalarda öğrencilerimiz hayatını kaybetse bunun hesabını kim verecek? Örneğin TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi çıplak gözle bile bakıldığında hasarlı olduğu görünüyor. Afyon Merkez Güven Evler Mahallesi'nde bina niye yapmıyorsunuz? Okul yetersizliği olduğu halde bu gerekçeyle mi yapılmıyor? Değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, Milli Eğitim bütçesinde epey bir konuyu bilen hem akademisyen hem de eğitimci var. Ben konuyu onlara bırakıyorum. Onun için ağırlıklı olarak sizin değinmediğiniz kesin hesapla ilgili bölümlere değineceğim. Sayıştay raporlarına ve kesin hesaba 2020'ye pek değinmediniz. Ancak şunu da sormadan edemeyeceğim. Maarif Vakfı'nın bütçesi 2021'de 486 milyondan 2022'de 1 milyar 389'a çıkıyor. Çok önemli bir artış. Nedir gerekçesi acaba? Bununla ilgili ilgi verebilirseniz memnun olurum. Bir de eğitim bütçesi, genç bir toplumuz. Eğitim bütçesinin sağlık bütçemizden daha büyük olması lazım. Eğitim harcamalarımız sağlık harcamalarıyla kıyaslanınca aşağıda kalıyor, geride kalıyor. Halbuki genç bir toplumuz, henüz sağlıktan ziyade eğitime ihtiyacımız var. Demek ki daha büyük meblağları eğitime ayırmamız gerekiyor. Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sayıştay denetim raporunda 2020 ile ilgili olarak 11 güzel eleştiri var. Gayet güzel eleştiriler. Çok da önemli. Bir ikisini söyleyeceğim, vaktimiz yetmeyecek çünkü. Mesela ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarına mevzuatta öngörülen şartları sağlamayan kişilerin atanması ile ilgili bir eleştiri var. Bu bir değil, iki değil, Sayıştay raporlarına girecek şekilde çok sayıda olduğu için alınmış. Önemli bir konu, siz de bunun farkındasınız. Yine
revize edilen eğitimde Fatih projesi işbirliği protokolünde yer alan altyapı yatırım bedellerinin ilave maliyet getirmesi de önemli bir konu. Fatih projesi asrın projesiydi ama maalesef büyük sıkıntılara sebep oldu. İlave maliyetler de getirdi. Asrın skandalı oldu gibi düşünmemiz lazım. Keşke başarılı olsaydı Sayın Bakanım. Yine bütçe dışı kaynaklarla finanse edilen projelerle sağlanan eğitim hizmetleriyle yapılan yatırımlar için merkezi bir izleme, raporlama ve takip sistemi kurulamamış olması da önemli bir konudur mali açıdan baktığımızda. Benzeri durum bir durumu Sayıştay raporunu unutmadan 2022 bütçe kanun teklifi E-cetveline girerek söyleyeceğim. Burada 55. maddede E-cetvelinde ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığının hesaplarından 15 milyon liranın kaynak olarak alınıp belli konulara sarf edilmek üzere bütçeye aktarılması belli konulara harcanmak üzere aktarılması isteniyor. Şimdi bu memurlardan alınan sınav paralarıyla oluşturulan bir bütçe. Ben bunu genel üzerinde de söyledim. Çok önemli meblağlar bunlar. Çok tutuyor. Bazı memurlar, kamu personeli bu sınavlara dahi giremiyorlar. Rakam büyük olduğu için. Buradan oluşturulan bütçeyle 55. maddede yazıyor. Birçok yere para aktarıyoruz. Bunun bütçeye konulması lazım. Sayın Başkanım, hakikaten bu kendi çalışanlarımıza yazık ediyoruz. Onları sıkıştırıyoruz. Buradaki meblağ da çok fazla değil. Bu meblağın bütçeye ödenek olarak konması gerekir. Gelecek yılda böyle bir teklif yaparsanız memnun oluruz. Bir de Sayıştay raporunda bakanlığınızın 7. maddede şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü ihaleler yapılması, pazarlık usulü ihalelerde yaklaşık maliyetin gerçekçi belirlenmemesi eleştirisi var. Biliyorsunuz kamu ihale kanununda acil durumlarda, çok gerekli durumlarda, belli şartlarda 21B ile yapılabilir. Ancak Sayıştay raporunda hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü ile ilgili hızlandırılmış eğitim programı, kırtasiye setleri alımı, meblağların belirtilmemiş temizlik malzemesi alımı ve eğitim programı, kırtasiye setleri alımı ile ilgili olarak 21B kapsamında iş yaptırılmış. Onay belgeleri incelendiğinde herhangi bir hukuki gerekçelendirmenin yer almadığı görülüyor. Yani aslında bu kapsamda yapılmaması gereken usulsüz ihaleler yapılmış. Bunların Sayıştay raporlarında kalmaması lazım. Bunların değerlendirilmesi lazım. Sizin de konuyla ilgili olarak bu 2020 ile ilgili, yani Sayın Bakan'ın bu konuyla ilgili bir de denetim yaptırması, teftiş yaptırması da gerekiyor. Yaptırıldı mı bilmiyorum. Burada yer almıyor ama en azından yaptırıldıysa da öyle işaret ediyorsunuz. Sonuçlarını verebilirseniz memnun olurum. Denetim teftiş derken geçen yılda gündeme getirdiğim bir konu var. YÖK'le ilgili bu konu Sayın Başkanım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 2018'de, 2019'da ve 2020 raporunda var. Burada kayıtlı 12.378 sanat eseri var. Taşınır. Bunlardan 404 adedi müzede fiilen yokmuş. Sayıştay raporunda tespit edilmiş bu konu. Bunların 42 adedinin çalındığı, kayıp olduğu veya sahte olduğu ile ilgili bilgiler var. Bir üniversiteden 404 adet sanat eseri kayboluyor. Bunların çalıntı olduğu, sahte olduğu vesaire tespit ediliyor. Ve 3 seneden beri hiçbir şey yapılamıyor. Geçen sene YÖK Başkanımız benim yetkim yok dedi. Ama kimin yetkisi olacak? Milli Eğitim Bakanı da benim yetkim yok demişti geçen yıl. Şimdi bu yolsuzluk var, hırsızlık var, sahtecilik var ve kimsenin yetkisi yok.
Böyle bir şey olamaz. Yani bu geliyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar Sayıştay raporlarıyla intikal ettiriliyor ve hiçbir şey yapamıyoruz. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Bunu ben açıkladım, basın toplantısı yaptım. Kim yetkili diye sordum, halen yok. Yani YÖK'ün en azından yetkili olması gerekir. Bir boşluk varsa, hukuki boşluk varsa da Sayın Başkanım bunu bildirebilirseniz bu hukuki boşluğu dolduralım, burası yasama yeri, en azından kanun yapalım. Ama raporu okursanız, özellikle 2018 raporunda çok detaylı bilgi var konuyla ilgili olarak. Ancak bu sahtecilik, yolsuzluk, hırsızlık kadar buranın da bu konuyla ilgili 3 seneden beri bir şey yapamaması bizi utandırıyor doğrusu. Sizi de zannederim sıkıntıya sokmuştur. Onun haricinde yine YÖK'ün de Sayıştay raporunda güzel bulgular var. 7 bulgu var. Hepsine değinmeyeceğim. Bunları siz de görmüşsünüzdür ya da görmeniz gerekir. Özellikle üniversitelerin kütüphane veri tabanı alımlarında koordinasyon ve işbirliği eksikliği bulunması eleştirilmiş ve çok da güzel bir eleştiri yapılmış. Demiş ki üniversitelerin akademik kaynak ihtiyacının bir kısmı TÜBİTAK bünyesinde kurulu A'dan, Akademik A Bilgi Merkezi'nden, ULAK Bilim'den, CABİM'den, Cahit Arf Bilgi Merkezi'nden sağlanıyor. Sağlanması gerekiyor. Onun haricinde Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Derneği, ANKOS var. Buralardan sağlanması gerekirken üniversiteler kendi başlarına bu bilgiden mahrum olarak alım yapmaya çalışıyorlar ve mükerrer harcamalar yapmış oluyorlar. Halbuki buradan yararlanmaları gerekir diye mali konuların dışında, tabii sonuçta mali bir konuya talip ediyor ama güzel bir eleştirisi var Sayıştay'ın diğer eleştiriler yanında. Bunun dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Bizim yapmamız gereken iş her yıl burada bütçede, tabii ki hükümeti düşürmek değil işimiz, işin siyasi tarafının dışında Sayıştay'ın desteğiyle, Sayıştay raporlarının yardımıyla yapılan harcamaların ne kadar doğru yapıldığı, yapılan projelerin ne kadar doğru sonuç verdiğiyle ilgili konuları da tartışabilmek. Sizin de Sayın Bakanım ve değerli başkanlar, sizin de bir önceki yılla ilgili kesin hesapla ilgili yani açıklamalarınız olursa bu konuları gündeme getirebiliriz. Genellikle bunlar gündeme gelmiyor. Bildiğim kadarıyla komisyon başkanımız bu konularla ilgili olarak sayın bakanları uyardı. Ama şimdiye kadar gördüğümüz bugüne kadar maalesef bu konuya dikkat edilmediğidir. Özellikle bürokrasiyle ilgili olan bu konunun, yürütmeyle ilgili olan bu konunun daha da titizlikle ele alınması gerekir kanaatindeyiz. Bu raporlar dışında bakanlığınızın bünyesinde Sayın Bakanım, Sayıştay'ın akşam sanat okulları ile ilgili, okul aile birlikleri ile ilgili raporları var, döner sermaye ile ilgili raporları var. Bunların da tek tek ele alınması lazım. 10 dakika konuşuyoruz ama bu sürede yetmiyor. Onun için fazla gündeme getiremiyorum ama en azından sizin bunları dikkate almanız lazım. Teşekkür ediyorum. Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Herkesi saygıyla selamlıyorum ben de. Sayın Bakan'ın ilk bütçesi bu. Bu fırsattan istifade Sayın Bakan'a ben de hayırlı olsun diyor. Başarılar diliyorum. 19 yıllık AKP iktidarı sürecinde en çok bakan değiştiren, en çok sistem değişikliği yapan, en çok hedef belirlenen ama bu belirlenen hedeflerin büyük bölümünü gerçekleşmediği, yapboz tahtasına dönmüş bir alanda eğitim alanında bakanlık yapıyorsunuz, yapacaksınız. Kolaylıklar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlıklarının ömrü maalesef kısa olmuş, 28 ay olmuş ortalama. Umarım Sayın Bakan'ın her iki anlamda da ömrü uzun olur. Çünkü gerçekten devasa problemler var, yapılacak çok iş var, düzeltilecek kocaman bir sistem var. Ülkemizin geleceği olan eğitim sistemi, onu bir avuç müteahhitten, inşaat sektöründen daha az önemli gören
19 yıllık AKP iktidarı elinde maalesef can çekişiyor. OECD eğitim raporuna baktığımızda eğitimsizlikte zirvede olduğumuzu görüyoruz. Yine UNICEF'in raporunda eğitim kalitesi kategorisinde son sıralardayız. Orta öğretim çağında okullaşma oranının en az olduğu 5 OECD ülkesi arasındayız. PISA açık bir ölçüt oluşturuyor aslında. Matematiği, fiziği geçtim gerçekten ama maalesef çocuklarımız okuduklarını bile anlamaz hale getirilmiş durumda. Öğrenci refah şeyinde, raporunda yine Türkiye OECD'nin en mutsuz öğrencilerine sahip ülkesi maalesef. Nasıl mutsuz olsunlar yani? Geleceğini göremiyorlar, kimse yarın ne olacağını bilmiyor, akşamdan sabaha sistem değişiyor ve iddia ediyorum ki Sayın Bakan dahil hiç kimse yarın ne olacağını bilmiyor. Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız cehaletin bedelini hesaplayın diyor Sokrat. Günümüz Türkiye'si için bu sözü biraz genişletmek gerekiyor aslında. Çağın dışına düşen, yapboz tahtasına dönüşmüş, ideolojiye kurban edilmiş eğitimin bedeli yalnızca parasal olmuyor. Bunun bedeli geleceksizlik oluyor. Bu toplumun geleceksizliği oluyor. AKP'nin iktidara geldiği, hani bu 2002'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi merkez bütçeye oranı %22. 2022'de bu oran %11. Yani 20 yılda eğitime ayrılan bütçe %50 erimiş değerli arkadaşlar. 2002'de gene Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin eğitim yatırımlarına ayrılan payı %17.18 iken 2020 itibariyle %4.65'e, maalesef bu yılda %8 olması öngörülmüş. Şimdi ikili eğitimi sonlandırmak istiyoruz, okullaşma oranlarını arttırmak istiyoruz, eğitimin niteliğini arttırmak istiyoruz, pandemi koşulları var. Tam tersi bütçeyi arttıracakken, ama bizim niyetimiz tabii bu bütçe itibardan tasarruf olmaz diyenlerin tasarrufu eğitimden, öğrencilerden, öğretmenlerimizden, vatandaşlarımızdan yapmaya kararlı olduğunun bir göstergesi. Ödenek isteyen, temizlik personeli diyen, devlet okullarında kaynak yok diyen denilirken var olan kısıtlı kaynaklar biliyorsunuz özel sektöre, vakıflara transfer ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara eğitim ve öğretim desteği olarak 6.9 milyar lira ayırabiliyor. Tek başına eğitim bütçesinden 1.5 milyara yakın parayı paralel eğitim kurumu gibi çalışan Maarif Vakfı'na aktarabiliyor. Türkiye Maarif Vakfı'nın bütçesi geçtiğimiz yıla göre %285.4 artmış. Milli Eğitim Yatırım Bütçesi'nin %10'u kadar payın Maarif Vakfı'na aktarılması gerçekten manidar. Devlet iktidarınızda ilk öğretimden başlayarak eğitimi vakıflara boğdunuz, ensarla boğdunuz, Türkiye'yle, Türgavlı, Türkbay'la boğdunuz. Şimdiye kadar yüzlerce vakıf kuruldu değerli arkadaşlar. Kaynaklar aktarıldı, destekler olundu. Ne oldu? Şimdiye kadar Maarif Vakfı ile neymiş? Afrika'da, Avrupa'da, Asya'da eğitim verilecekmiş. Türkiye'de verdiğiniz eğitimi görüyoruz, sonuçlarını görüyoruz. Cemaat ve tarikatlar vakıf dernek adı altında maalesef okullara yerleştiriliyor. Ben bu ısrarı da gerçekten bu sevdayı anlamakta zorlanıyorum. Bakın üniversitelerin haline bakalım. Akademik ve bilimsel özgürlüğünü hale getirdiğine bakalım. Genç işsizliğine bakalım. Beyin göçüne bakalım. Atatürk'ün benim manevi mirasım bilim ve akıldır sözünden geldiğimiz yer hakikaten ürkütücü. Ve Atatürk ne kadar doğru söylemiş. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Bu esaretin illaki görünür olması gerekmiyor. Başkalarının teknolojisini kullanırsınız, işlerini yaparsınız, ürettiğini kullanırsınız, kültürünüzü elinize geçirirler, dilinizi yok ederler, fark etmezsiniz bile. Bir süre sonra onlar yönetir, siz yönetilirsiniz. Türkiye'de şu an olan budur. Teşekkür ediyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten çok önemli ve değerli bir bakanlık. Şöyle ki, ülkede yaşayan herkesi yakından birebir ilgilendiren bir bakanlık. O nedenle böyle bir bütçe döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin yüksek olması tabii ki hepimizin en büyük arzusudur. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı denilince meselenin sadece bütçe meselesi olmadığını da ifade etmek gerekir. Öncelikle burada rakamlardan çok zihniyetin konuşulması gerekir.
Bugün Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim politikası ve milli eğitimin eğitimde çağdaş, medeni ülkeler arasına girecek bir politikanın belirlenmesi daha önceliklidir. Gençlerimiz okul öncesinden başlayarak dünyaya açılan, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilecek derecede olan gençlerimiz olmalı. Özellikle genç nüfusun çok yoğun olduğu ülkemiz açısından bu değerler gerçekten çok önemli. Sayın Bakan, iktidarınız döneminde çok sayıda, ki 20 binlere yaklaşan köy okulunun kapandığını biliyoruz. Ve köylerden öğretmenlerimizin de ayrılmasıyla birlikte özellikle eğitimde yaşanan sıkıntılarla neredeyse köylerin boşalmaya doğru gittiğini biliyoruz. Geçen yıl bütçesinde yaklaşık 5,5 milyar TL'nin taşımalı eğitime ayrıldığını biliyoruz. Bu yılda yine taşımalı eğitim için sadece milli eğitim bütçesinde 6,3 milyar TL'nin taşımalı eğitime ayrıldığını görmekteyiz. Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla birlikte desteklendiğinde bu rakamın 10 milyar liraya kadar yaklaştığı söylenebilir. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bugün zorunlu taşımanın bir taraftan devam ettiğini bilmekle beraber kademeli bir şekilde buraya ayrılan bütçeyle bu kapatılan köy okullarının kademe kademe yapılması gerekmekte. Sayın Bakan, bakanlığınızla ilgili yapılmış bulunan Sayıştay incelemelerinde bir takım bulgular var. Bu bulguların bir kısmı geçen yıl da vardı. Örneğin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarına gerekli koşulları sağlamayan kişilerin atandığı Sayıştay raporlarında ifade edilmekte. Öyle ki biz de birçok okula gittiğimizde zaten bu kriterlere uygun olmayan idarecileri oralarda görmekteyiz. Geçen yıl ifade etmiştim. Bir sendikanın temsilcisi WhatsApp aracılığıyla bakın sendika üyelerine müdür olmak isteyen var mı? Var ise bana müracaat etsin diye cep mesajı göndermişti. Sizden önceki Sayın Bakan'a sordum. Bu cep mesaj üzerine kaç tane müdür ataması, müdür yardımcısı ataması yapıldı diye. İşte cep mesajlarıyla sendika temsilcilerinin, başkanlarının müdür aradığı bir milli eğitimde tabii ki liyakatlı yönetici olmayacaktır. İşte Sayıştay da bunları tespit etmiş durumda. Bu liyakatsızlığın ben sadece orta öğretimde de olduğunu düşünmüyorum. Lisede ve üniversitede de yine aynı şekilde benzer sorunları görebilmekteyiz. Sayın Bakan, yine bakın Sayıştay raporunda akademik kadro ilanlarında objektif olmayan ek koşullara yer verildiği ifade edilmiştir. Bu ne demektir biliyor musunuz Sayın Bakan? Bu torpil demektir, torpil. Yani buraya bir takım objektif olmayan ek koşul demek, adrese teslim kişi demektir. Şimdi çok sayıda öğretim üyesi alındı. İşte döneminizde araştırma görevi, doktor, doçent, profesör sayılarının arttırıldığı ifade edilmekte. Tabii ki hepsini aynı kefeye koymamız mümkün değil. İçerisinde gerçekten bu görevi hakkıyla almış olanlar da mutlaka var. Ama Sayıştay'ın da işte tespit ettiği ve objektif olmayan kriterlerle şişirilmiş kadrolarınız var. Sayın Bakan, yine Sayıştay raporlarında bakın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu'nun mali iş ve işlemlerinin bakanlık muhasebe sistemlerine dahil edilmemesiyle birlikte burada ciddi bir rakamın kontrol edilemediği, bu kurumun dolayısıyla da Sayıştay denetiminden uzak tutulduğu yine Sayıştay raporunda açıkça ifade edilmekte.
Yine Sayıştay raporunda bakanlık tarafından doğalgaz dağıtımı şirketlerine güvence bedeli adı altında 94 milyon TL'lik bir ödemeden bahsedilmekte. Sayın Bakan, ya bu ödemeyi niye yaparsınız? Yani 94 milyon TL'lik bir paranın, devletin parasının, milli eğitimde harcanması gereken bir paranın bu gaz şirketlerine teminat olarak verildiği görülmekte. Yani burada gaz şirketleri bir anlamda kayırıyor demektir. Şimdi yapılmakta olan bütün eleştiriler tabii ki sizin 3 aylık bir bakan olarak şahsınızla ilgisi yok. Zaten siz anayasa gereği yemin etmekle birlikte göreve başlama hakkına sahip olmanız gerekirken, bakın burada hiç konuşulmadı, yeminden önce göreve başladınız. Bu sürecin de bir anayasal süreç sorun olduğunu, o dönemde attığınız imzaların da akıbetinin ne olacağını buradan size sormak istiyorum. Bizim eleştirilerimiz bakın bu iktidarın milli eğitim politikalarıyla ilgilidir. İktidara geldiğinden bu tarafa AK Parti iktidarında bakın 8 tane bakan değişti. 8 bakan demek neredeyse aynı iktidarda AKP'nin baştan sona bugüne kadar ki iktidarı boyunca 8 bakan 8 ayrı politika oldu. Değerli arkadaşlar, iktidar başka partiye geçmiyor. Bir bakan geliyor, diğer bakan geçiyor, diğer bakan geliyor. Ama neredeyse bakın 19 Kasım 2002'den bugüne kadar 8 bakanla birlikte 8 ayrı politika uygulandı. 8 ayrı kadrolaşma uygulandı. Her gelen bakan kendinden önce olan bütün kadroları neredeyse yeniledi. Bunu siz de yaptınız Sayın Bakan. Yani bu kadrolar sizden önceki bakanın kadroları, bu iktidarın atadığı kadrolar değil mi? Öyle ki bakın bu bakanlıklarda hepsi kademe kademe milli eğitimin bugünkü maalesef tartışmalı haline getirdi. Öyle ki eğitim programları değiştirildi, uygulamalar değiştirildi, yöntemler değiştirildi, efendim kadro atama yöntemleri değiştirildi. Hepsinde süreçte kısacası milli eğitim maalesef ülkede tartışılır hale getirildi. Bugün çocuklarımızın eğitim seviyesi tamamen ortada. Yani bu süreçle ilgili çok sayıda tartışmalar burada yapıldı. Bizim beklentimiz ülkede eğitimin kalitesinin yüksek olmasıdır. Bütün temennimiz de bu. Ve biz bunun için mücadele ediyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz. Ancak işte ifade ettiğim gibi her gelen bakan bu sistemi alt üst etti. Siz de geldiniz, siz de neredeyse aynı şekilde bakın bürokratlarınızın yarısını değiştirerek yeni bir anlayış. Yani ben bu iktidarı anlamıyorum. Yani her gelen yeni bir iş yapmakta. Şimdi Sayın Bakan bakın sizin döneminizde gelişen olaylardan bir tanesi de okulların temizliğiyle ilgili karşılanmada sıkıntı var. Bunun ötesinde de bugün çok sayıda gencimiz, güvenlikçi olarak görev yapan gencimiz sayenizde işsiz kaldı Sayın Bakan. İşkur üzerinden toplum yararına uygulanan program kapsamında çalışan güvenlikçiler bugün işsiz vaziyette ve gençlerimiz bu komisyon toplantısından bakanlık olarak sizden bir müjde beklemekte. 93 bin güvenlikçiden şu an sadece 41 bin civarında gencimiz çalışabilmekte. Okulların bir taraftan güvenlik sorunu var, bir taraftan da bu gençlerin işsizlik sorunu var. Sonuç itibariyle milli eğitim olarak zihniyetimizin çağdaş eğitim seviyesine yükseltilmesine dönük bir anlayışla eğitim sisteminin düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bütün okullara eleştirel düşünce dersi koyardım. Zannediyorum bu cümleyi hatırladınız. Bu cümle bana ait değil değerli arkadaşlarım. Rahmetli Aliya İzzet Begoviç'e ait. Bir kez daha söyleyeyim. Eğer yetkim olsaydı İslam dünyasındaki bütün okullara eleştirel düşünce dersi koyardım.
Değerli arkadaşlarım, az önce burada eleştiri hakkında bir takım tenkitler duyduk. Halbuki eleştiri, bakınız, bilgi temelli bir akıl yürütmedir, bir analizdir, genel bir değerlendirme sonucu yeni bir senteze doğru ulaşmaktır. Sayın Başkan, devam edeyim mi yoksa şey yapayım mı? Sayın Bakanımızın dinlemesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, meşgul etmezseniz bakanımız çok hayırlı olur. Buyurun. Vaktimi geri alacaksınız değil mi biraz Sayın Başkan? Sona eklersiniz. Sona eklersiniz. Değerli arkadaşlar, eleştirinin temelinde bizim yargılarımıza karşı bir şüphenin faaliyete geçirilmesi hadisesi yatar. Şüphe de hepinizin bildiği gibi hem Gazali'nin hem de Descartes'in yöntem olarak kullandığı bir işletim sistemidir. Bir anlamda konulara yaklaşım meselesidir. Ha, eğer eleştirinin önünü kapatırsanız, yani eleştiriyi kabullenmezseniz, kendinizin mutlak olduğu iddiasını bize dayatıyorsunuz. Fonksiyonunu yüklenirsiniz. Yani kendinizi hakikatin temsilcisi yerine koyarsınız. Bu da çok vahim bir iddiadır. Adeta bir tanrısallaşma iddiasıdır. İnsanlık tarihinde bunun tipik örnekleri görüldü. Mesela 529 yılında Akademiya kapatıldı. Yani Platon'un Akademiyası. Gerekçe neydi? Hakikate artık ulaştık, tartışmaya gerek yok. Bir şeyi de hepiniz İslam tarihinden eminim ki hatırlarsınız. İçtihat kapısının kapatılması ve Nizamiye medreselerinin bir anlamda tekçi bir eğitime geçmesi tarihe belki düşebileceğimiz notlarla alakalıdır. O yüzden eleştiriye karşı olmak bence vahim bir durumdur. Ben hem Sayın Eğitim Bakanımızın hem Sayın YÖK Başkanımızın en azından eleştiriye açık olduklarını düşünmek istiyorum. Burada iktidarı destekleyen hemen hemen bütün üyelerin sizi doğruladığını, sürekli sizin yaptıklarınızı adeta desteklediğine şahit oldum. Bu hem bu millet için hem bu meclis için, bakanlığınız ve kurumunuz için gerçekten çok vahim bir durum. Ben böyle bir durum istemezdim. Sizi daha doğruya, bakın, sizi doğruya daha yaklaştırmak, yaptıklarınızı inceltip rafine hale getirmek için bizim eleştiriye ihtiyacımız var. Ve bir komisyon çalışmasında beklenir ki sadece muhalefetin değil, iktidarı destekleyen, şu genel kurulda yarın öbür gün düşünmeksizin parmak kaldıracak arkadaşlarımın da oraya kusursuz bir kanun teklifiyle çıkabilmeniz için sizi eleştirmesini veya sizlerin eleştirmesini beklerdim. SADED'e gelelim. Az önce Sayın YÖK Başkanı, az önce ben OHAL İnceleme Komisyonu şeyine yine girdim. Bugün 16.58 itibariyle incelemem devam ediyor. Kendimi örnek veriyorum çünkü bilgisine ulaşabildiğim yegane örnek kendimim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bunu burada açıkça bize izah etmeniz lazım. Bizi ne gerekçeyle attınız, bu listeleri kimler hazırladı ve bu OHAL komisyonundan bu kararlar ne zaman çıkacak ve bu kararları uygulayıp uygulamayacak mısınız? Size bir ikazda daha bulunuyorum. Sayın Başkan, sakın sözümü kesmeyin, bu bir tehdit değil, sadece bir ikazdır. Bizler görevlerimize döneceğiz ve bize çektirdiklerinizi, bizim gasp ettiğiniz haklarınızı tek tek tazmin etmeye hayatımızın sonuna kadar mücadele vereceğiz. Allah'ın izniyle de tazmin edeceğiz. Ama bunu bu halkın fakir bütçesinden değil, bu tazminatları sizlere rücu ettirerek yapacağız. Hepinize saygılarımı yapacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, değerli bürokratlarımız, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli basın emekçileri, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz. Sayın Bakan, öncelikle yeni görevinizde başarılar oldu sanırım. Öncelikle yeni görevinizde başarılar dilemek istiyorum size.
Hayırlı uğurlu olsun. Umarım bir farklılık yaratırsınız diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, AKP iktidarı dönemini değerlendirerek başlayacak olursak, Türkiye'de en çok sorunun yaşandığı alanlardan birisi şüphesiz eğitim alanı olmuştur. Bu durum hem temel eğitim alanında hem de üniversite eğitiminde yaşanmıştır. Şimdi çocuklarımızın sosyal, kültürel ve akademik anlamda geleceğe hazır hale gelebilmeleri için aynı zamanda da dünya ülkeleriyle gençlerimizin rekabet edebilmeleri için kaliteli bir eğitim ve öğretime erişebiliyor olmaları da zorunludur. Hem toplumsal hayatta hem de ülkemizde istihdam, üretim ve ekonomik refahın sağlanmasında da kritik derecede öneme sahiptir tabii ki eğitim. Ancak yıllardır eğitim sisteminin sürekli bir geriye gidiş içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabii burada iktidar partisi milletvekili arkadaşlarımız hep eğitimin ne kadar ileriye gittiği, olumlu olduğu, ne kadar başarılar hanesine yazıldığı ile ilgili değerlendirmeler yaptılar. Ama bizim de bu noktada söyleyecek çok şeyimiz var, sözümüz var. Yaşananları zaten vatandaşlarımız da kendi çocuklarıyla, kendileriyle yaşıyorlar. Bu değerlendirmeleri onlar da mutlaka yapıyorlardır. Şimdi eğitim tabii bir anlamda küresel dünyadaki rekabetimizi de eğitimdeki gerileme olumsuz yönde etkilemekte. Bu bağlamda ben önce biraz üniversitelerimizle ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi 2004 yılından itibaren üniversite sayılarımız hızla arttı. 207'ye ulaştı şu anda. 207 öğrenim kurumumuz var, yüksek öğrenim kurumumuz var. Ancak akademisyen sayısı artışına baktığımız zaman üniversite sayısının artış hızına akademisyen sayısının çok yetişebildiğini de söyleyemeyiz. Yani kolay değil tabii ki. Sonuç olarak saksıda domates yetiştirmiyoruz. Büyük bütçelerle, büyük zaman harcayarak, büyük emeklerle akademisyen yetiştiriyoruz. Bu bağlamda da bu hıza yetişememesi tabii ki normal. Örneğin üniversitelerimizdeki öğretim görevlilerinin sayısına baktığımızda, yani öğretim görevlisine düşen öğrenci sayısına baktığımızda diğer ülkelerle birkaç kıyaslama yapacak olursak, mesela Almanya'da bir öğretim görevlisi başına 12, Fransa'da 16, İtalya'da 20, Portekiz'de 14, diğer ülkelerde de benzer sayılarda öğrenci düşerken şu anda Türkiye'de 45 öğrenci düşüyor. Şimdi akademisyenlerin sayısının artarken tabii niteliklerinin de artıyor olması gerekiyor ki öğrencilerimize doğru eğitimler versinler. Akademisyenlerimizin akademik çalışmalarını özgürce yürütecekleri ortamlar maalesef giderek yok edildiği için bu çalışmaları da çok özgür bir şekilde yapabildikleri, yeterli şekilde yayın çıkarabildiklerini de söyleyemeyiz. Bu yayın sayıları, atıf sayıları da gittikçe düşüyor. Bunları görüyoruz. Aynı zamanda tabii akademisyenlere ve öğrencilere yapılan baskıları da herhalde burada uzun uzun anlatmama gerek yok. En basiti Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları buraya bir not olarak düşebiliriz. Şimdi tüm bunlar yaşanırken tabii üniversitelerde bir yandan da maalesef iktidarın kendi ideolojisine uygun kadroları, bir kadrolaşmaya gitmesi, kadroları atamaya dönük bir eylem içerisine girdiğini görüyoruz. Şimdi baktığımızda mesela Sayıştay raporlarına baktığımızda 2019 yılı raporlarında da bu yer almaktaydı. Yine 2020 yılın içinde de ilan verilen mesela toplam 65 öğretim üyesi kadrosunun yalnızca 4'ü için sadece 2 kişinin, geriye kalan 61'i için ise sadece 1 kişinin başvuru yapabildiği söyleniyor. Şimdi bu eleştiriliyor ve öğretim üyesi ilanlarında yer verilen koşulların eşitlik ve liyakat ilkeleri doğrultusunda belirli bir kişiye tekabül etmeyecek şekilde tespit edilmesi gerektiği öneriliyor tabii ki. Şimdi ben size bunu sormak istiyorum. Hem YÖK Başkanımıza hem Milli Eğitim Bakanımıza size sormak istiyorum. Şimdi bir iki de örnek vereceğim ben. Yani etik dışı yollarla üniversiteye hoca olan kişilerin öğrencilerimize ne faydası olacak? Hangi eğitimi verecekler? Şimdi bakın mesela bir örnek, ben bir tane üniversiteden örnek vereceğim. Trakya Üniversitesi. Bu ara sosyal medyada biraz basında da yer aldı.
Rektörünün mesela baldızına kadro vermesi üniversitede. Aynı üniversitede rektör yardımcısı Profesör Ahmet Hamdi Zafer'in eşine uygun kadro ilanı ile kadroya alınması. Yine aynı üniversitede kırtasiye işleriyle uğraşan bir şahsın, şu an ismi aklıma gelmedi, kızının kadroya alınması. Yani bunlar aslında sırala sırala, yani bitmez. Burada da benim sürem yetmez. Yine mesela başka bir şey, dekan atamalarına yönelik usulsüz işlemler Sayıştay raporuna konu edilmiş. Bu atamaların asaleten değil vekaleten yapıldığı, örneğin bir üniversitede 12 dekanın 10'u bu şekilde atanarak mevzuatın izin vermediği bir atama usulü fiili bir durum haline getirilmiştir deniyor. Şimdi ben yine sormak istiyorum. Yani eğitimi biz bu ülkede bu kadrolarla mı şahlandıracağız? Bu kadrolarla mı ilerleteceğiz? Burada milli eğitimin, üniversitelerin bütçesini konuşuyoruz. Yani bütçe hakkı milletindir ve tabii ki bu bütçe gençlerimizin, öğrencilerimizin, çocuklarımızın eğitiminin, niteliğinin, kalitesinin arttırılması için harcanacaktır. Ama bu koşullar hiç de bu şekilde harcanmadığının birer de kanıtıdır diyebiliriz. Yine aslında bu agresif bir şekilde üniversitelerin açılması üniversitelerde niteliği de düşürüyor aynı zamanda. Baktığımızda mesela yine birçok üniversitede, tek tek nasıl sayayım bilemiyorum, öğrenci bulunmayan bölümler var. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi mesela Teknoloji Fakültesi'nde, Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde, Sinop Üniversitesi'nde, yani öğrencisi olmadığı için eğitim faaliyeti yapılamıyor. Yani şimdi siz burada doğru bir planlama yapıldığını hakikaten söyleyebilir misiniz? Bilemiyorum. Yani sadece üniversite eğitiminde, yani şöyle söyleyebilirim, bunlara son verilmesi gerekiyor bir an önce. Şimdi YÖK Başkanımız da değişti, hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun. Milli Eğitim Bakanımız değişti. Yani ben sorunun kişilerle ilgili olmadığını, sistemle ilgili olduğunu, daha doğrusu sizin iktidarınızın değerli arkadaşlar, anlayışı ve zihniyetiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Burada ben hiçbir şekilde, çünkü Milli Eğitim Bakanımız, daha önceki Milli Eğitim Bakanı da çok büyük iddialarla geldi. Ne oldu? Elimizde ne var? Ne kadar yol alabildi? Şimdi Sayın Bakan, göreceğiz siz de neler yapacaksınız. Ama çok fazla bir şey yapamayacağınız da açıkçası ortadadır. Ben şimdi az bir sürem kaldığı için biraz Milli Eğitim bütçesiyle ilgili, Sayıştay raporları ile ilgili de birkaç değerlendirme yapmak istiyorum. Çok değinildi, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarına mevzuatta öngörülen şartları sağlamayan kişilerin atanması. İşte bu da yine liyakatsiz nedir? Hızla müdürlük kadrolarına o kadroları hak etmeyen kişilerin kısa yoldan getirilmesi için uygulanan bir yöntemdir bu. İşte eğitim bu nedenle çöküyor. Sizin söylediğiniz gibi ileriye gitmiyor maalesef. Mesela Fatih projesi. Fatih projesi çok büyük bir umutlarla getirildi değil mi? 2000 ne zaman geldi bu? 2015 yılında MEP ile Türk Telekom arasında bir protokol imzalandı ve protokole göre tüm altyapısı, okullardaki tüm internet altyapısı Türk Telekom tarafından karşılanacaktı, oluşturulacak yapı MEP tarafından yönetilecekti. Ne oldu? İki kere bu protokol revize edildi arkadaşlar. Kapsamı daraltıldı. Yine Sayıştay raporlarına göre bu erişim hizmeti konusunda bir bedel öngörülmüyordu daha önce. Ancak revize protokolde altyapı sağlanacak okul tanımı değiştirildiği için, ödemelere ilişkinde yeni hükümler getirildiği için hem okul sayısı azaldı hem de yeni eklerin maddi yükümlülükler getirdiğini Sayıştay raporu da bize söylüyor. Yani bir anlamda büyük reklamlarla, büyük projeler, büyük bir proje olarak tanıtılan Fatih projesi de elimizde patlamış bulunuyor. Şimdi bütçemize baktığımız zaman sürekli küçülen, sürekli azalan bir, özellikle de son 5 yıldır azalan bir bütçemiz olduğunu görüyoruz. Süreniz doldu Emine Hanım. Teşekkür ediyorum. Son. Son o zaman Sayın Başkan, son olarak şunu söyleyeyim. Tüm bu aksaklıklar bu yönetim anlayışıyla ne milli eğitim ne yüksek öğretimde bu bütçelerle pek bir şey yapabileceğinizi düşünemiyorum.
Olan çocuklarımız oluyor, olan gençlerimizin geleceğini oluyor, olan yine de ülkemizin geleceğini oluyor aslında. Bu kısıtlı bütçeyle ben yine de size başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür. Sayın Bakan, bu sabahki sunumunuzu takip ettim. 48 sayfalık bir sunumla geldiniz. 30 dakikalık bir sürede 48 sayfalık sunumun 20. sayfasına gelebildiniz. Ve ek bir 15 dakika süre verildi. 45 dakika sonrasında da 28. sayfada sunumunuzu bırakmak durumunda kaldınız. Ben 4 yıldır bilen birçok komisyonu takip eden bir milletvekili ilk kez bir bakanın sunumunu yarım bıraktığına burada şahit oldum. Bir Milli Eğitim Bakanı'nın kendi plan birçok komisyondaki sunumunu dahi planlayamamış olmasından büyük derin üzüntü duyuyorum. Burada bakın çok önemli bir nokta. İlk kez bakan olarak geldiniz. Bu planlamayı yapmanız gerekirdi. Yapamamışsınız ki YÖK Başkanı için de geçerli bu. Sayın Başkan da sunumunu tamamlayamadı. Sonuç itibariyle kendi sunumunu dahi planlayamayan bir kişinin milli eğitimi nasıl yönetecek, nasıl planlayacak inanın ben burada bir üzüntü duyuyorum. Bakın burada milletvekilleri var. Türk milletine hitap ediyorsunuz burada. Ve yine sizden önceki bakan 2018 yılında Sayın Ziya Selçuk geldiği zaman güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu diye bir plan açıkladı. Siz de bakan yardımcısı olarak görev yaptınız. Ve Sayın Bakan Ziya Selçuk 16 yıllık bir eğitim enkazı aldı. 19 yıllık bir enkazı size devretti. Siz de bu enkazda bakan yardımcısı olarak görev yapıyordunuz. Ben de merak ediyorum bu enkazı nasıl kaldıracaksınız? Nasıl başarılı olabileceksiniz? Yani Sayın Ziya Selçuk'un bırakıp gitmesinde sizin payınız ne kadar var ve kaldığı yerden nasıl düzelteceksiniz inanın bunu da ben size sormak istiyorum. Yine eğitimde fırsat eşitliğinden bahsettiniz. Sizden önceki bakan da bundan bahsediyordu. 2018 yılında özel eğitimlerin oranı yaklaşık %17.8 iken 2020'de Sayın Ziya Selçuk %20.2 ile bırakıp gitti bakanlığı. Yani eğitimde fırsat eşitliğini bırakın azaltmaya giderek fırsat eşitliği daha da bozulmuştu. Özel okullar lehine. Sizin burada sunumunuzda ben özel okulların oranını göremedim. Nasıl başaracaksınız bunu merak ediyorum. Bakın şu anda çocuklar tam gün eğitim yapan çocuklarımız okullarında öğle yemeği alamıyor çoğu. Bununla ilgili ne yaptınız? Ya bir fırsat eşitliği yarattınız. Hatta cebinde parası yoksa çocuk okuldan su da alamıyor. Susuz ve aç eğitim yapıyorlar Sayın Bakan. Bilginiz olsun. Yani siz kırsalda acaba zeki olan öğrencileri bulup da okutabildiniz mi? Onların elinden tutabildiniz mi? Bunu öğrenmek istiyorum ben. Bunu öğrenmek istiyorum sizlerden. Ve yine özellikle gençlerimiz son yıllarda yurt dışına çok sıklıkla gençlerimiz, zeki çocuklarımız gider oldu. Tabii bunu YÖK Başkanı'na özellikle söylemek istiyorum. Gençlerimiz geleceğini diğer ülkelerde arar hale geldiler. Üniversite sayısını arttırmak pek bence çok önemli değil. Asıl önemli olan üniversitenin niteliğini arttırmaktır burada. Bakın niteliği yok üniversitelerimizin. 207 tane üniversite var. En iyi üniversite, efendim o da özel bir üniversite, 465. sıralamada. Yani yazık Türkiye. Yani siz bir iddianız var mı Sayın Başkan, YÖK Başkanı olarak? Yani ben efendim görev süremde ilk yüze bir tane Türkiye'den bir üniversite sokacağım diyebiliyor musunuz? Bunu başarabilecek misiniz? Bakın kriterler ortada şu anda. Yani sayı önemli değil. Pek çok niteliksiz üniversite var. Üniversite mezunu ama bomboş. Ki bakın ben bir tıp eğitimi alan bir kişiyim. İnanın öyle yani. Eski doktorların eğitim kalitesi şu anda yok. Yani cerrahi branşlarda doğru düzgün hekim bulamıyorsunuz ameliyat olabilecek. Yani insan hayatı söz konusu burada. İnanın üniversitelerimize giderek eğitim kalitesi düşmüş durumda. Sayının hiçbir önemi yok Sayın Başkan. Ben tabii bu sorunlar 19 yıldır konuşulan bir iktidarda hep sorun konuşuyoruz. Yani halledilen bir şey yok. Devamlı aynı şeyleri söylüyoruz burada. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olur. Temenni ederiz. Çünkü sizin başarılı olmanız gelecek nesillerin başarısıdır. Ülkemizin başarısıdır. Ben İbrahim Bey'e burada teşekkür etmedim. İyi olan şeyler için ben teşekkür elbette edeceğiz. Ve başarılı olmanızı canı yürekten temenni ediyorum. Bütçemizin hayırlı uğurlu olması. Teşekkür ederim Sayın Şahin. Komisyon üyelerimizin anlayışıyla misafir vekillerimize süre söz vereceğim. Arzu Hanım'dan başlayalım. Süleyman Bey buyurun lütfen. Süreniz 10 dakikadır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her yıl olduğu gibi
bu yılda bütçeden aslan payını eğitime ayrıldığı iddia edildi. Oysa dikkatli bakıldığında bu iddia gerçeklerle uyuşmuyor. Aksine hem Milli Eğitim Bakanlığı bazında hem de üniversiteler bazında eğitimin sorunlarını çözme ufku bulunmayan bir bütçe teklifiyle karşı karşıyayız. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bütçeleri toplamı 2022 yıl için 273,5 milyar lira. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ise 189 milyar 10 milyon TL olarak öngörülmüş. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2014 yılında %3,19 iken 2022 yılında %2,39'a gerilemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin merkezi bütçe içindeki payı 2015 yılında %13,11 iken 2022 yılında ise %10,79'a gerilemiştir. Nüfusumuzun %31,12'sinin öğrenci olduğu düşünüldüğünde gayri safi yurt içi hasıladan %3,47, merkezi yönetim bütçesinden ise %15,6 oranında pay ayrılması ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. 1 milyon 200 bin üzerinde eğitim emekçisi, 18 milyona yakın öğrenciye hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan 189 milyar tutardaki bütçenin %81'i personele yapılan zorunlu harcamalarla oluşmaktadır. Bu durum eşit eğitim imkanına erişmeyi engelleyen bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde yatırımlara ayrılan pay AKP iktidarı döneminde sürekli azalma eğilimi göstermiştir. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay %17,8 iken 2020 yılı itibariyle bu oran %4,65'e gerilemiş, 2022 yılında ise %8,05 olması öngörülmüştür. Değerli milletvekillerim, eğitim sistemimizde birçok sorunun altında yatan neden, demokratik düzenlerin gereği olan eşitlik ilkesinin kağıt üzerinde kalmasıdır. Uzun yıllar devam eden dershane kültürü ve günümüzde onun yerini alan özel okulların desteklenmesi mantığı, eşitsizliğin körüklendiği en belirgin örneklerdendir. Askeri ücretin 2825 lira, açlık sınırının 3049 lira olduğu, bir ton kömürün bir askeri ücretten fazla olduğu bir ülkede aileler çocuklarını değil özel okullara, devlet okullarına bile göndermekte zorlanmaktadırlar. Ülkemizde bölgeler arasındaki eşitsizlikler, okullaşma ve okulların sahip oldukları olanaklardaki eşitsizlik, toplumsal cinsiyet, sosyal sınıf temelinde dayatılan farklı tutumlar, eğitim hayatının adeta normallerine dönüşmüştür. Ayrıca ülkemizde eğitim ağırlıklı olarak erkek egemen değerlerle şekillenmektedir. Bu anlayış, kadınlara ve erkeklere ilişkin cinsiyetçi davranış biçimlerini çocuk yaştan itibaren aşılamaktadır. Ders kitaplarında kadın ve erkeklerin rolleri ile ilgili resimler bu anlayışı göstermektedir. Bu eğitimin amacı kadınları ve erkekleri küçüklükten itibaren fıtratına uygun yetiştirmektir. Kimsenin dini inancı, etnik kimliği, dili, cinsiyeti ve cinsel yöneliminden dolayı baskı görmediği, herkes için erişilebilir bir eğitim talebinde ısrarcı olmak, bir arada yaşayabilmemizin olmazsa olmaz koşullarından biridir. Değerli milletvekilleri, nitelikli bir eğitim sistemi için acilen şu adımlar atılmalıdır. 1. Okul öncesi dönemin ailelerin ekonomik olanaklarını terk edilmesinin önüne geçilmeli, kamusal bir okul öncesi eğitim sistemi kurulmalıdır. 2. Mesleki eğitim, toplumsal hayatın her alanında gerekli olan yetişmiş teknik bilgi ve becerilerin kazandırıldığı eğitimdir. Sanayinin teknik elemanlara yönelik ihtiyacı da göz önüne alındığında nitelikli bir mesleki eğitim sistemi kurulması elzemdir. Öğrencilere ülkenin geleceği değil, kar gözüyle bakan özel okul sistemi yok edilmeli, eğitimin bütün düzeylerindeki ticarileşmeye son verilmelidir. Öğretmenlik mesleğinin konumunun belirlenmesinde öğretmenlerin karar alma süreçlerinin dışında kalması, mesleki özelliğin eksikliği, maaşların yetersizliği gibi etkenler vardır. Öğretmenlerin aldığı ücret diğer lisans öğrenimi gerektiren bazı mesleklere göre düşüktür. Öğretmenlerin ücretli, sözleşmeli, kadrolu, vekil, usta öğretici gibi farklı kategorilerde çalışması da öğretmenin statüsünü düşüren etkenlerdendir.
Öğretmenlerin söz hakları, karar alma güçleri ve hareket alanları güçlendirilmeli, sendikal örgütlenmesinin önündeki yasal ve fiili bütün engeller kaldırılmalıdır. Taşımalı eğitim kaldırılmalı, köy okulları yeniden açılmalıdır. Yatılı bölge okulları yaygınlaştırılmalıdır. Öğretmenlere ve öğrencilere bilgisayar ve tablet alımında mali destek sağlanmalıdır. Öğretmen ve öğrenciler için parasız internet olanağı sağlanmalıdır. Değerli milletvekilleri, görme engelli öğrenci ve öğretmenlerimizin birçok sorunu bulunmaktadır. Canlı ders yapabilmeyi sağlayan EBA gibi uygulamalar geliştirilirken, görme engelli öğretmen ve öğrenciye ihtiyaçları dikkate alınmıyor. Şu anda EBA'da yüklü ders kitapları görme engellilerin kullandığı yazılımlar için uygun değildir. Ayrıca görme engelli öğrencilere yönelik basılan kabartma kitaplarda bulunan görsel içerikler betimlenmemektedir. Basılan ders kitapları öğrencilere eğitim öğretim yılının başlangıcında ulaştırılamamaktadır. Görme engelli öğretmenlerin etkileşimli tahtaları kullanabilmeleri için yazılımların erişilebilir halde bulunması, cihazlara ekran okuyucu yüklenmesi ve kablosuz klavye benzeri donanımlar temin edilmesi gerekmektedir. Diğer bir husus, 2014 yılından sonra görme engellilerin eğitimi ve destek teknolojileri konularında yeterli tecrübe ve donanıma haiz olmayan özel eğitim öğretmenleri görev almaya başlamıştır. Diğer engel türleriyle çalışan özel eğitim öğretmenlerine görme engellilerin eğitimi alanında kurs veya hizmet içi eğitim düzenlenmelidir. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz yıllar içinde büyük bölümü siyasal ihtiyaçlar üzerinden her şehirde bir üniversite açılmıştır. Son 19 yıl içinde devlet üniversitesi sayısı 53'ten 129'a, toplam üniversite sayısı ise 76'dan 207'ye çıkmıştır. Aynı dönemde öğrenci sayısı 1.9 milyondan 8 milyona ulaşmıştır. Üniversite sayısı ve öğrenci sayısındaki hızlı artışa rağmen yükseköğretim bütçesinin söz konusu artışı karşılayabilecek kadar artırılmadığını görmek mümkündür. 2022 yılı yükseköğretim bütçesinin artan üniversite ve öğrenci sayısına rağmen ihtiyaç kadar artırılmadığı, aksine oransal olarak azaldığı görülmektedir. 2021 yılında 42 milyar lira olarak belirlenen yükseköğretim bütçesi 2022'de 57 milyar 740 milyon lira çıkartılmıştır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde olduğu gibi yükseköğretim bütçesinin önemli bir bölümü personele yapılan harcamalar oluşturmaktadır. 2022 yükseköğretim bütçesinin bizlere gösterdiği en temel gerçek, yükseköğretimde uzun süredir yaşanan yoğun ticarileşme sürecinin artarak devam edeceği, öğrencilerin barınma ve burs sorununun süreceği ve ceplerinden yapacakları eğitim harcamalarının belirgin bir şekilde artacağıdır. Ancak yükseköğretim sisteminin geleceği açısından sorunu sadece bütçe harcamalarıyla sınırlı olmadığı açıktır. Genel bütçeden yeterince kaynak ayrılmayan üniversitelerimiz, 15 Temmuz sonrasında üniversitelerde yaşanan kitlesel akademik tasfiye ve siyasal baskıların da etkisiyle bilimden ve bilimsel faaliyetlerden hızla uzaklaşmış, başta tamamen siyasallaşan kadro politikası olmak üzere hemen her konuda iktidarın ve piyasanın ihtiyaçlarına göre hareket etmeye başlamıştır. Mevcut haliyle üniversitelerimizin bilim yuvası olmaktan hızla uzaklaştırıldığı, iktidarın arka bahçesine dönüştüğünü söylemek mümkündür. Eğitimden beklenen amaçların gerçekleşmesi, eğitimde ve yükseköğretimde personel açıklarının kadrolu istihdamla kapatılması, eğitimin ve yükseköğretimin niteliğinin yükseltilmesi, fiziki altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi, akademik ve idari personel açıklarının giderilmesi, öğrencilerin barınma sorunu, akademik personelin kadro sorunu ve diğer temel sorunlar için mevcut bütçe anlayışının acilen değişmesi gerektiği açıktır. İktidarın başından itibaren benimsediği piyasa merkezli eğitim ve yükseköğretim sistemi, yaşamın her düzeyinde rekabeti, hizmetin bedelini ödemeyi, üniversitelerin şirket, üniversite öğrencilerin müşteri haline getirilmesini hedefleyerek toplumsal eşitsizliği daha da derinleştirmektedir. Yapılması gereken kamusal kaynakların yine kamusal bir hak olan eğitim için özel çıkarlar değil, toplumsal çıkarlar gözetilerek değerlendirilmesi ve sadece eğitimde ve yüksek öğretimde değil, bütün alanlarda kamu harcamalarının payının belirgin bir şekilde artırılması. Son cümleyi bitirebilir miyim başkanım? Birkaç sorum olacak Sayın Bakan. Sayıştay raporlarına göre şartları sağlamadığı halde ataması yapılan 49 kişi hakkında bir açıklama rica ediyorum.
İkinci olarak Sayıştay'a göre kırtasiye malzemeleri alımında piyasa fiyatının 3-4 katına kadar alım yapıldı. Tespit edilmiş. Son cevap. Son bitiriyorum. Son müsaade. Kendisi yok ama mucidi olduğu kış aylarında yaz saati uygulaması var. Küçücük çocuklara kör karanlıkta yollara düşmek zorunda bırakan uygulama için bir düzenleme. Düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Sayın Aygun, buyurun lütfen. Süreniz 5 dakika. Teşekkür ederim başkanım. Sayın başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakan ve değerli bürokratı, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Valla bence eğitim sınıfta kaldı. Eğitime dökülüyoruz. Sayın bakan ne kadar metiyeler düşseler ve iktidar partisi vekilleri ne kadar metiyeler düşseler ama maalesef bakan değiştikçe sistem değişiyor. Sistem değiştikçe de çocuklarımız yabbas tahtasına döndü. Bu 19 yılı bitiren, 20 yılı ulaşan AK Parti iktidarının başarısı Sayın Coro. Hiç harekete gerek yok. Gerçekler sahada. Çıktığınız zaman göreceksiniz. Öğrenciler şu anda öyle 15 kişilik, 20 kişilik sınıflar yok. 45 kişilik sınıflar var. Ve pandemi sürecinde Tekirdağ'da baktığımızda tam Tekirdağ'da 33 eğitim binası ve 46 okulun depreme karşı güçlendirme çalışmaları başlıyor. Ne zaman? Pandemi bitiyor. Okullar açılacak. Ondan sonra diyorlar ki okulları yıkacağız. Arkadaşlar günaydın. Uyan da balığa gidelim Sayın Bakan ve yetkililer. Pandemi döneminde elinizi kim tuttu? Pandemi döneminde bu okulların bakım neden yapmadınız? Uyudunuz. Okullar açılacak. Ondan sonra çıktınız. Depreme güçlendirme veya bakım yaptınız. Ve aileler tam hazırlandılar. Hatta ve hatta Saray ilçemizde okulun bakım için masraf yaptınız 250 bin lira yakın. Ondan sonra da bir hafta sonra okulu yıktınız. Yazıktır, günahtır Sayın Bakan. Devletin paralarını harcayamazsınız, yok edemezsiniz. Bakınız, liyakatli kadrolar diyoruz. Maalesef atamara bakınca liyakat denen bir şey yok. Sayıştay dahi atanan ilçe milli eğitimlerde 49 tane alakası olmayan atamanın yapıldığını söylüyor. Ya milli eğitimde sadakat bu kadar mı önemli? Liyakat nerede? Liyakat nerede? Kadrolarınız var milli eğitim içerisinde. Liyakatli kadronuz yok mu Sayın Bakan? Dışarıdan atama yapıyorsunuz. Yine bakınız. Tekirdağ Süleymanpaşa'da 23 Nisan etkinlikleri için geçen yıl bakanlık talimat gönderiyor. Okulları süsleyin diyor. Ama maalesef bazı okul müdürlerimiz işi ağırdan alıyorlar. Bu işi gündeme getiren Eğitim İş Başkanı Sayın Barış kardeşimize soruşturma açılıyor. Yazıktır, günahtır. Orada o bayrakların asılmasını isteyen Milli Eğitim Bakanlığı talimat gönderiyor. Uymayan okul müdürleri ödüllendiriliyor. O eğitim işin başkanı ise sorgulanıyor. Yine bakınız, Türkiye Vakfı ile skandallar bitmiyor. Son 10 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi vakıf ve derneklere seminer düzenleme, sosyal etkinlik yapma protokolü üzerinden onay verdiğini öğrenmek istiyorum Sayın Bakan. Ancak buna da yanıt veremiyorsunuz. Demek ki yandaş dernek ve vakıf dışındaki derneklere kapıyı kapattınız. Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir vakıf ve derneğin arka bahçesi olamaz Sayın Bakan. Bakınız, yine Tekirdağ'da maalesef soru sordum. Hala cevap alamadım. 2019 yılından beri soruyorum Tekirdağ'da yönetici, müdür ve müdür yardımcının branşlarına göre dağılımını bana verin diyorum. Milletvekiline vermekten çekiniyorsunuz. Demek ki sakladığınız bir şey var Sayın Bakan. Neyi saklıyorsunuz halkın milletvekilinden? Bunu merak ediyorum. Yine bakınız. AK Parti en önemli vaatlerinden bir tanesi neydi? Tekli eğitimdi. Çıktınız televizyonlarda tekli eğitim yapacağız dediniz. Sayın o zaman Binali Yıldırım 2017 yılından bir açıklama yapıyor. 2019 sonunda tüm okullarımızda ülkemizde tekli eğitime geçiyoruz. Uyanın da yine balığa gidelim. Ben daha tekli eğitimi okul göremiyorum. Bırakın çifte eğitimi ve tıka basa sınıflar var. Tıka basa sınıflar. Bu bizim ayıbımız Sayın Bakan. Yine bakın birçok yolsuzluklar var. Sayıştay raporlarına bakıyorsunuz. Temizlik şirketleri ile kitapları daha bir ay olmuş kuruma veriyorsunuz veya şirketlere veriyorsunuz. Yandaşlarınıza veriyorsunuz. Okulların sorunu almış başını gidiyor. Yurt sorunu, evet, en çok vekillerimizi sıkıntı verdiren şimdi İktidar Partisi vekillerine soruyorum. Yurt sorununa karşılaştı mı, karşılaşmadınız mı? Her aile bizi aradılar. Hani yurt sorunu yoktu? Evet, Sayın Ciro, bütün ülkede yurt sorunu var. Milletvekilleri okullar açılacağı zaman çocuklar yurt bulmak için. Ben Ankara Büyükşehir'e, Muğla'ya, İstanbul'a teşekkür ediyorum başkanlarımız. İyi ki varmışlar. Çocuklarımız açıkta kalmadı. O belediye başkanlarımızın açmış olduğu yurtlarda kendilerini şey yaptılar. Bakınız, başka bir şey daha söyleyeceğim. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık vardı Tekirdağ'da. Büstlere saygısızlık vardı. Okullarınızın bahçesindeki Atatürk büstlerini koruyamıyorsunuz Sayın Bakan. Ondan sonra çıkıyor ve
15 gün sonra arka kapıdan o eylemi yapan arkadaş elini kolunu sallayarak çıkıyor. Yazıktır, günahtır. Kurucu liderimize sahip çıkacağız arkadaşlar. Ve bunlar, ben bir daha söylüyorum. Küba'da heykeli olan tek yabancı lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ama bizim okullarımızın bahçelerine büstünü koyduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü heykelini koruyamayan bir bakanlık var. Bir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti var diyor. Hepinizin saygıyla selam, teşekkür ediyorum. Hazirunlu saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan yok galiba. O nedenle öncelikle YÖK'e ilişkin gözlemlerimi beyan etmek istiyorum. Belki gelir bu arada. YÖK'le ilgili olarak tabii üniversite özelliği, bilimsel özellik, özgürlük, düşünce özgürlüğü, yayın özgürlüğü, üniversite içi derslerde öğrenciye doğru bilgi vermek, yayınlarda bilimsel ölçütler ve serbest yayınlar ve üniversite öğretim üyelerinin üniversite dışında da aynı özgürlükten yararlanabilmesi. Sayın Başkan, üç önemli sorun söz konusu. Özgürlük, eşitlik ve adalet bağlamında. Buna kısmen Sayın Katırcıoğlu değindi. Nedir bunlar? Bunlar esasen barışa çağrı ve şiddete hayır diyen öğretim üyelerinin özgürlüklerinin alıkonulmaları. Fakat sadece bu değil. Eşitsiz muameleye tabi tutulmaları. Örneğin İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, barış akademisyenleri görevlerinde dururken Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri büyük bir yaptırıma tabi tutuldular. Üçüncüsü ise adalet. Hiçbiri, yaptırıma tabi tutanların hiçbiri adaletten yararlanamadı. Özgürlükten alıkonulmak haksız bir biçimde alıkonuldular. Hukuka, anayasaya, bilime aykırıdır. Doğru. Sayın Başbakan da zaten beyan etmişti. Biz bilemeyiz bunu, basından öğreniyoruz. KHK ek listelerinde adları yer alan kişilerin demişti. 22 Şubat 2017'de. Bir ay sonra o halden sorumlu Başbakan Yardımcısı, onu biz bilemeyiz. MIT listeleri hazırlıyor ve onlar bu yaptırıma tabi tutuluyor dedi. Ve gerçekten 5 yıldır OHALİK bir tür gaz odası biçiminde çalışıyor. Ve bunlar sivil ölüler, hala oradan karar bekliyorlar. Dolayısıyla eşitlik ilkesi ihlal edildi. Üçüncüsü adalet ilkesi ise bu süreçte tamamen ortadan kaldırıldı. Çünkü eğer BAK'la sınırlı kalırsak, barış akademisyenleriyle bunlarla ilgili olarak bu özgürlüğün ifade özgürlüğü kapsamından yararlandığı konusunda Anayasa Mahkemesi'nin kararını, ağır ceza mahkemelerinin beraat kararlarını dikkate aldığımız zaman OHALİK'in, yani Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun neyi beklediğini, 5 yıldır neyi beklediğini ve 16 bin dosyayı neden hala tuttuğunu, aklanmış olan meslektaşların üniversiteye dönüşüne neden müsaade etmediğini sormak gerekir. Çünkü OHALİK aslında anayasa dışı bir kurumdur ve anayasal organlar olarak Anayasa Mahkemesi'nin ve Ağır Ceza Mahkemelerinin kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Sayın Başkan, bu konu özgürlük, eşitlik ve adalet açısından can yakıcı bir konudur. Evet, siz yüksek sayıda öğretim üyesi miktarını verdiğiniz 181 bin ama bu dönemde, geçen yıllarda, geçen 5 yılda kıyıma uğrayan meslektaşların sayısı o kadar yüksektir ki dünya hukuk tarihinin en büyük toplu hukuk kıyımıdır ve bu kıyım devam ediyor. Buna mutlaka el atmamız gerekir. Bu haksızlığa Türkiye tahammül edemez. Şimdi Sayın Bakan geldiğine göre, Sayın Bakan aşı yaptırmayan öğretmenlere PCR testi yaptırıyoruz dediniz. 2 aydır bunu söylüyorsunuz, bugün de söylediniz. Oysa zorunlu aşının temelleri hukuken vardır, bilimsel olarak vardır. Ben bilimsel olarak girmiyorum ama hukuken olana giriyorum. Birincisi UHK, Umumi Hıfzı Sağ Kanunu, 1593 sayılı kanun halen yürürlüktedir. Ve bu yasanın
maddeleri özellikle 57. ve 72. maddeleri zorunlu aşının temelini oluşturmaktadır. Pandemi döneminde zorunlu aşı yapılır ve bunun anayasal temelleri de vardır. Başta anayasa madde 17, anayasa madde 5, anayasa 12 olmak üzere anayasal temelleri de vardır. Anayasa madde 56 ve 65'e girmeksizin bunu belirtiyorum. Bu nedenle burada karşı karşıya bulunduğumuz çok ciddi sorun yaşam hakkıdır. Hiçbir biçimde bazı çevreler zorunlu aşıya karşıdırlar diye Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu aşıya mesafeli duramaz. Belirttiğim gibi ben hukukçu olduğum için anayasal temellerini belirttim, yasal temellerini belirttim. Zaten bilim kurulu bunun bilimsel temellerini belirtmektedir. Elimde uzunca not var. Eğer arzu ederseniz bilgi notunu size aktarırım, iletirim. Ama lütfen bu iki aydır hani PCR testi yaptırıyoruz biçimindeki beyanlarınızdan bence bunu aşalım ve zorunlu aşı uygulamasına çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için geçelim diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür ediyorum Sayın Kaboğlu. Sayın Başkan, bir cümle Sayın Bakan'a, bir cümleyle izninizle. Sayın Bakan, fırsatları araştırma ve teknoloji iyileştirme hareketi, projenin adı. Fatih değil, Fatih. Fatih, yani hani öğrencilere bir ideolojik araç olarak bunu bildirim. Tabii Fatih'e saygımız başka, kahramanımız başka ama bu projenin adı Fatih projesidir. Bunu siz telaffuz ederseniz fırsatları araştırma ve teknoloji iyileştirme hareketinin bu projenin baş harfleri olduğunu beyan ederek Fatih projesi biçiminde düzeltirsek çok makbule geçer. Teşekkür ederim. Sayın Kaboğlu, söz sırası Milliyetçi Hareket. Evet, sunumlarımızı da herhalde hazırlıyoruz. Evet, olacak. Sayın Bakan, Sayın YÖK Başkanı, değerli komisyon üyeleri, bana verilen süre zarfında eğitim bütçesi ve eğitim sisteminin sorunlarını değerlendirmeye çalışacağım. Her şeyden önce biliyoruz ki eğitime ayrılan bütçe bir ülkenin eğitime verdiği önemin temel göstergesi. Özellikle de öğrenci başına düşen eğitim harcamaları, eğitim bütçesinin ulusal geliri oranı gibi veriler son derece biliyoruz ki önemli. Şimdi ilk tablomuzda eğitim bütçesinin yani içerisinde hem Milli Eğitim Bakanlığı'nı hem YÖK'ü yüksek öğretimi alan ve diğerlerinde alan eğitim bütçesinin gayri safi yurt içi hasıla ve merkezi yönetim bütçesine oranını yıllar itibariyle görmekteyiz. Ve 2016'dan bu yana gayri safi yurt içi hasıla hem de merkezi yönetim bütçesi içerisinde nasıl azalma eğilimine geldiğini görüyoruz. Diğer taraftan aşağıda kırmızı hatta olan da gayri safi yurt içi hasılanın da 3.47'de olduğunu görüyoruz ve 2002'lerden bu yana geldiği noktada şu anda ekranda görülmekte. Şimdi ülke genelinde eğitim kademelerinde 26 milyon öğrenci bulunuyor. Küsuratları söylemiyorum. 83 milyonda nüfusumuz var. Yani nüfusun %31.12'si eğitimde. Ama eğitime ayrılan bütçenin gayri safi yurt içi hasıladaki payı 3.47. Bu oran diğer dünya ülkelerine baktığımızda en az 4.2 ile %8 arasında değişmekte Sayın Bakan. Bunu ifade edeyim. Bir diğer tablomuz bu defa Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine gelelim. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki ve tabii ki gayri safi yurt içi hasılaya da oranını alıyoruz burada. Bunun da yıllar itibariyle geldiği noktayı bakın daha önce artış eğiliminde ama daha sonra hep burada son yıllardaki düşüşü ve 10.79'da görüyoruz. Şimdi Sayın Bakan bütçenin yetersiz olması Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluklarını yerine getirememesine de neden oluyor. Bunu siz de takdir edersiniz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payının sürekli azalıyor olması bu defa vatandaşların harcamalarının artmasına sebep oluyor.
eğitim harcamalarına. Bu da yoksulluğun olduğu yerlerde eğitime erişimdeki eşitsizlikleri derinleştiriyor ve fırsat eşitsizliğini daha da büyütüyor. Bu da kaçınılmaz. Bunu da bilmek lazım. Tablo 3'te bu defa Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi bütçesi içerisindeki yatırımlara ayırdığı payı görüyoruz. Bakın devraldığınız noktada %17.18'lerde ve 7.69 şimdi, 8.05. Şimdi geçen yıl 4.65. Bu yıl 8.05'e çıkmış ama bu COVID sürecinde çok da anlamlı bir artış değil Sayın Bakan. Ve şunu söyleyeyim, hedefleriniz var. Mesela diyorsunuz ki işte temel eğitimi zorunlu hale, okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz veya başka hedefler var. Bu hedefleri gerçekleştirecek bir bütçeye tekabül etmiyor. Bir de şunu söyleyeyim yine, biliyoruz ki geçen yılın bütçesi ve önceki yılın bütçesinden de tasarruflara gidildi. Yani burada konuştuğumuz bütçe de bakanlığa kullandırılmadı. Bakanlıklar içerisinde tasarrufa yönlendirilen tek bakanlık da Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Her nedense anlamak mümkün değil. Bir de COVID sürecinde ilginç. Bir taraftan 4+4 sisteminin takdir edersiniz ki daha çok öğrenci getirdiğini biliyoruz. Yani 200 binin üstünde öğrenci sayısı geçen yıl arttı. Bu daha fazla derslik ihtiyacı demek. Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceksiniz. Bu daha fazla derslik ihtiyacı demek. Üstüne pandemi. Bir de bu arada tadilat gören okullar var Sayın Bakan. Yani biz bakıyoruz, inceliyoruz. Öğrenciler ya da öğretmenler ya da okul müdürü diyor ki şimdi biz onların okuluna misafiriz tadilat bitene kadar. Sonra da onlar bizim okula misafir olacaklar gibi. Hani Bursa'da bile 32 tane falan var. Yani bu kadar elzem bir durumda derslik yapılamadı. Tarihe baktığımızda iktidarımız döneminde en az yılda 11 bin derslik yapılmış ve 21 bine çıktığı dönemler var. Ama son 2 yılda, 3 yılda bağış gelmeden hiçbir şey yok. Geçen yıl yapılan miktarı hemen ifade edeyim. Bu okulların sayısı, önce buradan bir geçelim. Bakın okul sayısındaki değişim. Buradan derslik sayılarına gelelim. Geçen yıl artan sadece 5.624, o da yeni başlanan değil. İnşasına özellikle daha fazla yapılmalıydı Sayın Vekil. Daha fazla yapılmalıydı. Hayır, daha fazla prefabrik bile yapılabilirdi. Çünkü yani biliyorsunuz mesafe önemliydi. Sosyal mesafe önemliydi. Biz de söyledik. Bize isterseniz siz söz aldığınızda yanıtlayın. Evet, değerli arkadaşlar. Evet. Durum bu. Tabii bu konuda söylenecek çok şey var ama ben diğer konulara devam edeyim. Süremi iyi kullanayım. Sayın Bakan, eğitim sistemi iktidarınız dönemince maalesef sürekli eleştirdiğim bir noktada yürüdü. O da gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirme hedefi. Ve bu hedef her şeyin önüne geçti. Öğrencilerin, gençlerin maksimum yararının önüne geçti. İyi bir eğitim sisteminin önüne geçti. İleride ekonominin iyileşmesi için daha iyi mesleki eğitim, her şeyin önüne geçti. Bu nedenle vakıflara eğitim sistemi terk edildi. Bir yıl bu manada yaygın eğitime götürecek ya da işte kadrolarla her türlü girişim gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirme hedefiyle yapıldı. Bunun çok örneğini verebilirim aslında. Şimdi bir taraftan yatılı bölge okullarımız vardı, YİBO dediğimiz ve gerçekten okula erişimi olmayan çocukların ve ailelerin ihtiyacını karşılıyordu. Bakın yıllar içerisinde buraya devam eden öğrenci sayısında ve okul sayısındaki azalışı görmekteyiz. Bir taraftan taşımalı eğitime bakıyoruz. Daha fazla çocuk her gün taşınıyor ve kapanan okul sayısı daha da artmış durumda ve bu pandemi şartlarında son derece önemli sorunlar da yarattı ve Sayın Bakan, bu kadar öğrenci aslında ihtiyaçtan taşınmıyor. Yani belli bir sayıya düşünce diyorsunuz köy okulları taşınıyor ama bunun dışında da çok büyük örnekleri var ve bunun sosyal de bir takım maliyetleri var. Köy okulları kapandıkça da aile göçüyor. Aslında göçü de tetikliyor. Bu da köyden ile geldiğinde orada yaşam şartlarıyla mücadele verirken
daha büyük sıkıntılara da sebebiyet veriyor bu aileler için. Bunu da dikkate almak lazım. Orada bir İstiklal Marşı okunacak bir okul yok. Bayramlar kutlanmıyor. Bunları da hep söylemiştik. Diğer taraftan okullaşma oranlarına bakıyorum. Şimdi 12 yıl zorunlu olması dolayısıyla tek bir çocuğun bile okul dışında olmamasını bekliyoruz. Ama yaklaşık 720 bin çocuğun okul dışında ve eğitime erişimde ciddi sorunların olduğunu biz görüyoruz maalesef. Ve 4+4 sisteminin de okullaşma oranı üzerinde belli kademelerde olumsuz etki yaptığını da kabul etmek lazım. 4+4'ün eleştirilerini biz zaten sürekli yapıyoruz. Şöyle veriler var Sayın Bakan, paylaşmak isterim, siz de biliyorsunuz. Türkiye 3-5 yaş aralığında %39 olan erken çocukluk eğitiminde, eğitimine katılım oranıyla OECD'nin gerisinde kaldı. En düşük olduğu, erken çocukluk eğitiminin en düşük olduğu ülkeyiz. Yine 15-19 yaş aralığındaki %69 olan okullaşma oranıyla Türkiye yine en düşük okullaşma oranına bu yaş grubunda sahip. Bu mesela şu anda biz OECD ülkesi konumunda işte Kolombiya, Meksika, İsrail'den sonra 5. sıradayız. OECD ortalamasında bu oran %84 seviyesinde Sayın Bakan. Bir son olarak bir önemli verim daha var. Çok veri var ama Türkiye'de 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin %41'i orta öğretim mezunu bile değil. Bunun OECD ortalaması ise %15, çok daha düşük. Daha iyi bir veri. Bu da olumlu değil tabii ki. Bu arada hatırlatmak isterim. Zorunlu eğitimde olması gereken çocukların okul dışında kalma nedenlerinin ve salgının kız çocuklarının okullaşma oranlarına etkisinin araştırılması hususunda verdiğimiz meclis araştırma önergesinin vakit kaybetmeden görüşülmesi ve bu konuda bu konunun araştırılmasının gerekliliğini bir kez daha altını çizmek isterim Sayın Bakan. Eğitime erişime geldiğimiz zaman bunu defalarca zaten söyledik. 2.4 milyon öğrencinin EBA'ya erişemediğini biliyoruz ki bu son dönem verisi. Hani şu kadar dağıtıldı, bu kadar dağıtıldı. Hayır, 600 bin tablet dağıtıldı. Bu da bağışlarla alındı. İşte oradan gelsin, buradan gelsin şeklinde. Zaten bağış güzel bir şey Sayın Bakan ama Milliyetin Bakanlığı bağış gelirse derslik yapıyor, bağış gelirse tablet alıyor. Bağış gelirse hatta öğretmenlere mesleki eğitim verebiliyor. Yoksa biliyoruz ki yıllar iktidarımızda 1 liraydı. Bir yılın bütçesinden ayrılan pay mesleki eğitimi 1 liraydı. Tabii ki bununla iş yürümüyor ama bağışlarla yürüyordu. Yani bağışlara dayanan bir Milliyetin Bakanlığı bütçesi olamaz. Bağış gene olsun, o ayrı. Diğer taraftan buradan da gördüğümüz gibi yani şu tabletleri sağlayabilmek aslında MEP bütçesinin yaklaşık %1,5 ile mümkündü. Defalarca dedik ki MEP bütçesine ilave verilsin, ek bütçe verilsin. Yok, bunu başaramadık. Hem Milliyetin Bakanlığı'nın bütçesi yetersiz hem de yanlış planlama ve doğru kullanımında sorunlar olduğunu söyledik. Ek bütçe dedik, o da zaten verilmedi. Değerli milletvekilleri, bu sorunların yani eğitime erişimdeki eşitsizliklerin sonuçlarını aslında YKS ve LGS sınavındaki öğrenciler arasındaki uç farklardan da gözlemledik. Yani yansıdı. Daha iyi koşullarda eğitim alan ve yoksul olmayan ailelerin çocuklarının başarısı, tabii istisnalar hariç, bu fark edildi. Siz Milliyetin Bakanlığı'na yeterli bütçe verdiğinizde ve ne kadar ücretsiz eğitimi bu ülkede sağlarsanız o zaman yoksulluğun, bu cümlem çok önemli, yoksulluğun aileden çocuğa geçmesini de önlemiş, engellemiş oluyorsunuz. Bu bir felsefe olması lazım aslında. Bu bütün dünyadaki felsefe de bu şekilde gidiyor. Tabii esas sorunumuz olan, sorunlarımızdan biri olan öğretmenlerimize geldiğimizde Sayın Bakan, geçen yıla göre sadece artan öğretmen sayısı, bir yıl öncekine göre daha doğrusu 7154. Emekli öğretmenlerimizi de düşünelim, pandemiyi de düşünelim, pandemi şartlarında öğretmen ihtiyacını da düşünelim. Boş geçen derslerimiz ve şu anda 83 bine sayısı ulaşan ücretli öğretmenlerimizi de ihtiyaçtan görevlendirdiklerini, ki olmaz, yanlış bir uygulama olduğunu defalarca söylüyoruz. Bunu da düşünelim.
4+4 sisteminin daha fazla getirdiği öğrenci sayısında düşünelim ama sonuç bu. Ve bir taraftan da 700 bin öğretmen ataması yapılmadan sınıfına gideceği günü bekliyor. Bunu da anlamak mümkün değil. Bu konuda söylenecek çok şey var ama biz zamanımızı diğer konulara da vermek zorundayız. Bu arada tabii öğretmenlerimizi, devlet okulu öğretmenlerimizi konuşurken özel okuldaki öğretmenlerimizi de konuşmak lazım. Bazı okullarda, hepsinde demiyorum ama bazı özel okullarda görev yapan öğretmenlerimizin aylıklarının devlet okullarında görev yapanların çok altında, özlük haklarının da olmadığını biliyoruz. Zaten devlet okulu öğretmenlerinin özlük hakları yetersiz, ücretleri, maaşları çok yetersiz bu şartlarda. Ama en azından özel okullardaki öğretmenler de devlet okulları kadar alabilmeli. Bu konuda da bir teklifimizi de meclise getirdik. Bunun da yine altını çizmek isterim. Atama bekleyen engelli öğretmenlerimizi de unutmayalım. Onların sorunlarını da çözmemiz gerekiyor. Söz verdiniz engelli öğretmenleri 3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen ataması yapacağız. Ama 2511 atama bekleyen öğretmen var. Bunu da söyleyelim. Sayın Bakan, PİKTES öğretmenleri, lütfen görmezden gelmeyelim. Sorunlarını çözmek, özlük haklarıyla ilgili bir takım çalışmalar yapmak ve bir an önce kendilerine de bilgi vermek ihtiyacı var. Beni aradıkları gibi sizleri de çok arıyorlar ve özlük haklarının çözülmesi talepleri ve haklı talepleri. Ve gelelim Sayın Bakan, yurt kapasitesine gelmeden önce bir konuya değinmek isterim. Şurada kalayım. Temizlik personeli konusu. Şu anda MEPİS kayıtlarına göre 27.180 temizlik personeli bulunduğunu biliyoruz. İşte TYP kapsamında görevlendirildiği sözleşmeli 42.000 hizmetli daha yeni başlıyor. Onları da biliyoruz. Sayın Bakan, bu büyük bir sorun. Yani çok sık okullarla görüşüyoruz Türkiye'nin her yerinden, gerek canlı gerek Zoom üzerinden. Ve canlı örneklerden de görüyoruz. Yani ben Bursa'da Marmara'nın ortasında bunu görüyorum. Gerçekten okullarda bir tane, çoğu okulda bir tane temizlik görevlisi yok. Öğretmen gelip odaya, sınıfa havalandırıp temizlik yapmak zorunda. Hijyeni sağlamak zorunda. Çocukları kontrol etmek zorunda. Teneffüslerde aynı hijyeni sağlamak zorunda. Ve kayıtlar yapılırken Sayın Bakan, ben buna şahitim. Şahitim ve belgeleri gördüm. Bir kayıt için gereken evraklar veriliyor. Onun üstüne bir IBAN numarası yapıştırılıyor. Deniyor ki bağış yapacaksınız. Bu kime veriliyor? Zengin vatandaşı olsa hadi. Kime veriliyor? Apartman görevlisine. Ve apartman görevlisi itiraz ettiğinde, benim tanıdığım kişiler bunlar, çok yerden de bu duyumları aldım. İtiraz ettiğinde yönetici diyor ki, çocuğunun temiz bir tuvalete girmesini istemez misin? Ne yapalım? Olanağımız yok. Bu şekilde temizletiyoruz. Sayın Bakan, artık okul aile birliklerinin topladığı paralar üzerinden alınan bir takım şeylerin de zaten kayıtları MEP'te yok. Yani ne kadar az bütçe ayrılır ve okullara ne kadar az para gider ya da işte ne kadar az temizlik personeli görevlendirilirse bu sorunlar ayyuka çıkıyor. Ve şu anda olmaması gereken, çok basit çözülecek bir miktar bütçeyle, görevlendirmeyle yapılacak çözümler bunlar. Temizlik personeli yani bu devirde mümkün değil. Siz dediniz ki temizlik malzemesi, ya bakın İstanbul'un göbeğinde, ben size okul ismi verebilirim, defalarca bize geldi ve defalarca biz belediyelerimizi yönlendirerek temizlettirdik, tamiratlarını yaptırdık. Hatta temizliğe eleman gönderip yeniden talep olduğunda yeniden gönderdik. Yani bunlar gerçekten var ve malzemeler artmıştır, doğrudur söyledikleriniz ama belki planlamasında, dağıtımında sorun var Sayın Bakan, bilmiyorum ama yetersiz olan çok yer var. Yani bunların çok daha iyi planlanması gerektiğini düşünüyorum. Evet, zamanımı iyi kullanmak için yüksek öğretime geçmek istiyorum. Diğer konulara arkadaşlarımızla ve sorularla da değineceğiz. Sayın YÖK Başkanı, sunumunuzu izledim. Ben de bir yüksek öğretimden gelen bir akademisyenim aynı zamanda. Şimdi en büyük sorunlardan bir tanesi, her ile bir üniversite mantığıyla 2006'dan bu yana ve meslek envanteri yapmadan bir sürü bölümler, fakülteler, kontenjanlar verildi. Ama gelinen noktada bir işsizler ordusu ve boş kontenjanlar meselesi.
Bu tabii bir taraftan daha çok üniversite açılınca sanarız ki akademik yayınlar falan artacak. Hayır, akademik yayınların kalitesi ve sayısı da düştü. Yani tam tersi oldu. Eğitimin kalitesinin ben yükseldiğini düşünmüyorum ya da bazı örnekler verebilirim. Diğer taraftan yüksek öğretime, orta öğretimden gelen öğrencinin eğitiminde, aldığı eğitimde sorunlar var. Ve bu nedenle başarının düştüğünü de son derece vurguyla söylemek isterim. Bu çok maalesef üzücü bir konu. Sayın Başkan, matematik ve fen özellikle değineceğim. Tabii Türkçe'de öyle. Bakın TYT'de, bir kere şunu söyleyeyim. Milli Eğitim ve TYT sonuçları birbirini tutuyor, doğruluyor. İkisinde de düşüş var. İkisi de aynı sorulardan, yani aynı konulardan, müfredattan yapılıyor. İkisinde de düşüş var. Şimdi TYT'de 40 temel matematik, 40 Türkçe, 10 fen, 10 sosyal. Bu 40 temel matematiğin içerisinde bir net bile, 40 temel matematikten bir net bile yapamayan sayısı 1 milyonun üzerine çıktı bu dönem. Geçen yıl 900 binde. Bunun açıklaması çok önemli. Yani iyi bir eğitim sistemine sahibiz demek için bu rakamın böyle olmaması lazım. Yani bu bir gerçekten ağlanacak bir durum. 2 dakika içerisinde yukarıdan aşağı işaretleseniz net de farklı olur. Yani bir tane net olmayan 1 milyonun üzerinde. Ve Sayın Başkan, boş kontenjanlar önceki yıllar açıklanıyordu her ek yerleştirmeden sonra. Daha çıkmadı diyebilirsiniz ama daha tespit edildiği anda çıktığını biliyorum ben. Kontenjanlar niye arttı dersem belki diyeceksiniz ki bu sene fazla kontenjan verildi ama verilen kontenjan sayısı 15 bin, daha fazla giren öğrenci sayısı 160 bin. Yani bu artışı açıklamıyor kesinlikle, eğer cevap olacaksa. Ben cevabı ayrıca sizden rica edeceğim. Ve bu kontenjan artışının yapılması sırasında da ilginçti. Yani bir de biliyorsunuz baraj... Leyla, Allah edersiniz. Süreniz doldu. İki dakika. Olmak kaydıyla 1-2 dakika tamam. Bu sözcülerimize ek süre. Tamam. 2 dakika ek süreniz vardır. Tamam, evet. Varsanız sevinirim. Sayın Bakan, akademik özgürlükler üniversitelerde gerçekten kötü durumda. Ve bu dünya sıralamasında 175 ülke içinde 170. sıradayız. Buna üzülmemiz gerekiyor. Hani bunu hakikaten sorun olarak görmeniz lazım. Akademisyenler korkuyor. Aidiyet duygusu diye bir şey kalmadı. Ben ne kadar yayın yaparsam yapayım, onlardan olanların kadrosu olur, benim olmaz şeklinde bir korku neden yayıldı? Cemaatler üniversitelere gerçekten yayıldı ve bunu görüyoruz. Bir rektörlük sorunu var. Boğaziçi konusuna hiç girmiyorum. 2 saat çıkamayız oradan. O ayrı bir konu ama genelde bir rektör sorunu var ve atanan, seçimle gelmeyen rektörlerde ya falso ya idarede bir takım sıkıntılar, rektörlerde büyük problem var. Bunu masaya yatırmak lazım. Çünkü seçimle gelmeyen rektörler, yurt sorunlarında tekrar arkadaşlar değinecekler, kapasiteler yetersiz. Marif Vakfı konusuna değinmek istiyorum Sayın Bakan, unuttuğum bir şey. Bakın şu anda bir veri söylersem, Marif Vakfı'nın bu kadar bütçesi var, öğrenci başına 31.500 lira düşüyor. Ama MEP bütçesini öğrenciye bölünce 12.400 lira düşüyor. Hani bunun yurt dışı farkı olduğunu dışında, bunun açıklamasını da tabii ki rica edeceğim sizlerden. Bunun dışında yani TÜGVA ile ilgili bir takım protokoller imzalanıyor. Mahkeme kararına rağmen protokoller iptal ediliyor ama uygulama devam ediyor ve pandemi ortasında bir karar alınarak bu devamı sağlanıyor. Söylenecek çok konu var. Bir kısmını da sorular içerisinde size yöneltmek istiyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bütçemiz hayırlı uğurlu olur inşallah. Sayın Bakan ve Sayın YÖK Başkanı ile ilgili arkadaşımız işte şey söyledi, İktidar Partisi beğenmedi. Ya bu bakan, Sayın Bakan'ın ve YÖK Başkanı'nın kişilikleri ile ilgili bir şey söylemiyoruz biz. Mesela ben sunumları ile ilgili bir şey söyleyeyim. Gerçekten hayal kırıklığı. Sayın Bakan dünya kadar şey söyledi. Diyelim ki okul öncesi eğitimde şuraya geldik. Burada size bütçe vereceğiz Sayın Bakan. Milletten topladığımız parayı vereceğiz. Dolayısıyla bizi ikna etmeniz gerekiyor. Okul öncesi eğitim neydi önceden? Neye oldu sizin döneminizde? Şu anda ne durumda? Hedefiniz ne? Bunları
grafiklerle, rakamlarla ortaya koymanız gerekiyordu. Cekcakla geçtiniz ve gerçekten hayal kırıklığıydı. Hele hele YÖK Başkanı'nın koca devasa problemi olan üniversitelerle ilgili ve yaptığı sunum gerçekten hayal kırıklığıydı. Kusura bakmayın, bu hakaret falan değil. Niye hakaret edeyim ki insanlara, ben bu güzel insanlara niye hakaret edeyim? Hiç ilgisi yok. Değerli arkadaşlarım, bakın bizim eğitim danışmanımız hazırladı. Ali Taş'tan kendisine teşekkür ediyorum. Rakamlarla ben size bunları vereyim. Ne olduğunu oradan bakın. Bakın şimdi siz gayri safi yurt içi hasılanın 3,47'si kadar milli eğitimin bütçesi var. Yani 2000 üstte de buna ve 3,79'muş. Yani çok büyük bir uçma falan söz konusu değil. OECD ülkeleri arasında da en gerilerdeyiz değerli arkadaşlarım. Yani Avusturya 5,2, Kanada 5,2, İngiltere 5,3, ABD 7, Güney Kore 7, böyle gidiyor. Biz 3,1, yani gayri safi yurt dışı hasılanın 3,47'si. Bu rakamlarla bizim karşımıza gelmeniz gerekiyordu. Bu şekilde anlatmanız gerekiyordu. Bu sene belki ilk defa bu sunumu yaptığınız için ileride daha farklı sunumlar yapacaksınız. Daha bilgilendirici sunumlar yapacaksınız. Umut ediyorum. Sayın Bakanım, hemen bir şey söylemek istiyorum. Bu ödenek üstü ödemelerle ilgili, harcamalarla ilgili ciddi bir şey var. Cumhurbaşkanlığı bu yöntemle bütçe kanunu 6. maddesinde yer alan imkanları kullanmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ödenek üstü harcama yapar. Bakanı ödeme üstü harcama yapar bir duruma düşürüyor. Bunu bütçe açığını gizlemek için yapıyor. Sonra da ek ödenek şey yapıyor. Buna gerek yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ikna edin, böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Bütçeyi biz yapıyoruz. Mecliste zaten çoğunluğumuz var deyin ve bu yanlışlığı aşalım bir an evvel diyorum. Değerli arkadaşlarım, elbette atla atla gideceğiz. Öyle sistematik 10 dakikada sunum yapma durumunda değiliz. Manif Vakfı diye bir şey kurdunuz. Önemli iddialar var bu vakfın yurt dışında. İşte örgütleniyor, orada işte öğrencileri destekleyecek, eğitimi destekleyecek, Türkiye'yi tanıtacak, edecek. Tamam da güzel işler yapan vakıflarda, yerlerdeki insan hepsi insan. Hiçbirine oraya melaike yönetici atamıyoruz. Dolayısıyla bunları nasıl denetliyorsunuz? Denetleniyor mu? Ne yaptılar? Bakın bu sene buraya Marif Vakfı'na 1,389,000,000 TL ödenek vereceksiniz. Ne oluyor bu paralar? Bunları denetlememiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Var mı bu rakamlar? Böyle bir şey sundunuz mu? Sayın Bakanım, sunumunuzun hiçbir yerinde ben rastlamadım yani. Pandemi ile ilgili ciddi ne oldu? Yani hiçbir yerde yapmadığınız gibi pandeminin hasarı ne oldu? Bunu ölçtünüz mü Sayın Bakanım? Öğrencilerimizde ne gibi hasarlar ortaya çıktı? Bunları telafi etmek için ne yapacaksınız? Gerçekten bu uzaktan eğitim veba dediğiniz şey, aksaklıklar nelerdi? Bunları bize bir sunmanız gerekir. Bunlarla ilgili de hiçbir şey maalesef söylemediniz. Ne oldu? Nasıl tahmin edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Öğretmenlerimizin eksikliği ne oldu? Bunları eğitimden yeniden getirdiniz mi? Pedagojik problemler nelerdir? Nasıl telafi edilecek? Bunlarla ilgili hiçbir şey söylemediniz. Sayın Bakanım, 1 milyon sanıyorum 700 bin civarında Suriyeli göçmen çocuğu var bizde. Bunlarla ilgili bir kelime yazmaz mısınız? Her yerde bunların reklamını yapıyor hükümet, işte uçuyor. Bıraktım ben yani bizim bütçeden ayırdıklarımızı ya. Avrupa Birliği bizim bildiğimize göre işte 3 milyar euro falan mı? Şu konuda kullanacaksınız, eğitimde şurada kullanacaksınız diye para veriyor. Bunları nasıl harcandınız? Bakın araştırmalar var. Bu insanlar perişan vaziyette. Hani gelmişler buraya can korkusuyla gelmişler insanlar ya. Eğitimde bu çocuklar ne eğitilebiliyorlar, ne öğretilebiliyorlar, kişilik gelişimleriyle ilgili çok ciddi problemler yaşıyor bu çocuklar. Bakın bu EBA, yani uzaktan eğitimle ilgili en büyük sıkıntıyı toplumun en zayıf kesimleri yaşadı. Urfa'daki ulaşımla, EBA'ya ulaşımla İstanbul'daki bir karşılaştırın, yani %30'larda bile değil Urfa'da ulaşılamamış. Roman çocukları ulaşamamış, göçmen gezici işçi çocukları ulaşamamış, göçmenler ulaşamamış. Bunlarla ilgili ne yaptınız? Toplumun en zayıf kesimiyle ilgili bunları bize bir anlatmanız gerekirdi. Maalesef bunlarla ilgili de hiçbir şey yok. Hani bir Avrupa Birliği'nden eğitim için gelen paraların bir dökümünü yapmalıydınız. Bunu yapmadınız.
Değerli arkadaşlarım, öğretmenlerle ilgili çok ciddi sıkıntı var ya. Bizde burada öğretmen bekçiden, uzman çavuştan, polisten az para alıyor. Bunu bir tarafa bıraktım az parayı ya. Kölelik getirdiniz ya. 1187 TL alan 2021'de ücretli öğretmen var. Öğretmen almıyorsunuz. Sayısı nedir? 80 bin mi, 100 bin mi ücretli öğretmen var. 1187 lira alıyor değerli arkadaşlarım. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey görülmüş müdür? Bu nasıl bir angarya? Öbür taraftan işte en az 5 bin, 6 bin lira maaşla yaptıracağınız işi bu parayı vermemek için böyle bir angarya uyguluyorsunuz. Eğitim alanında uyguluyorsunuz. Çocuklarımızı, geleceğimizi teslim ettiğimiz çocuklarımızı teslim etsinler de dediğimiz öğretmenlere bunu yapıyorsunuz. Bu zulüm bütçesi değil de nedir değerli arkadaşlarım yani gerçekten. Ya Sayıştay raporları ile ilgili hiçbir şey söylemeyelim. Çünkü artık Sayıştay diye bir şey yoktu. Yani Sayıştay derken milletin vergilerinin nasıl harcandığını, nereye harcandığını bir eksiklik, yanlışlık var mı yok mu? Rapor edip Türkiye Büyük Millet Meclisi adına buraya getiren, bizim de buradan hükümetlere hesap sorabileceğimiz raporla hazırlayan bir Sayıştay maalesef bu ülkenin yoktu. En kısa zamanda tabii Millet İttifakı'nın en önemli programlarından biri bu olacak. Eğer bu yoksa, bütçe hakkı bu arkadaşlar, bu yoksa demokrasi yoktur, adalet yoktur, hiçbir şey yoktur. Maalesef Sayıştay, gerçekten kınıyorum şimdi, kısınlar bakalım, iktidar partisinin milletvekilleri bana, kınıyorum. Bu bürokrat falan değil, bu bürokrat bizim bürokratımız değil. Bu milletin vergileriyle ilgili vergilerine yapılan haksızlıkları yazıp buraya getirmemiş. Getirmişse denetçi, Sayıştay'ın odalarında bu raporlar kaydedilmiş. Yani büyük bir yanlışlık yapılmış. Bunlarla ilgili maalesef bir şey yok. Değerli arkadaşlarım, bu pandemi ile ilgili de çok enteresan şeyler oldu. Pandemiye şu kadar harcadık, bu kadar harcadık. Ya şu ülkede hiç kimse bir şey yapmadı. Şöyle bir olay oldu. IMF bir rapor yayınladı. Dedi ki işte ülkeler direkt doğrudan destek olarak şu kadar para verdiler. İşte dolaylı destek, kredi desteği olarak bu kadar para verdiler. Anadolu Ajansı çıktı, dolaylı kredi desteği olarak verdiğimiz oranı, %9 oranını işte dünyada en önde, Türkiye bu kadar yardım etti, insanlara tek tek yardım etti diye. Ondan sonra Sosyal Güvenlik Bakanı çıktı, işte yaptıklarımızı IMF doğruluyor dedi ya. Böyle şeyler, skandallar yaşanıyor bu ülkede. Ülkede de hiçbir şey maalesef yapılmıyor. Üniversitelerle ilgili vaktim de kalmadı. Yani Sayın YÖK Başkanı, siz daha yeni YÖK Başkansınız. Gerçekten üniversiteler dökülüyor. Yani kalite malite ya gerçekten dökülüyor. Ya üniversitede bırakalım sadece nepotizmle ilgili çıkan haberler topluyor musunuz? Yapılanları topluyor musunuz? Geçen bütçede de bunları konuştuk. Üniversitelerde bunlar yapılırsa o üniversitelerde eğitim, öğretim böyle şeyler falan olmaz değerli arkadaşlarım. Olmuyor nitekim. Ya apartman üniversiteleriyle onlarla ilgili bile bir rakam vermediniz, bir istatistik koymadınız. Neydi, ne oldu, ne olacak? Para isteyeceksiniz bizden. Diyeceksiniz ki şu kadar üniversite açtık, şu kadar kalite oldu. Kaliteyi ölçen bir sürü göstergeler var, kriterler var. Bunları ortaya koymanız gerekirdi. Ama hiçbir şey maalesef bu plansız, programsız milletin parası harcanıyor ve bunlarla ilgili de ciddi olarak hiçbir şey söylenmedi maalesef değerli arkadaşlarım. Şimdi bu ÖSYM ile ilgili bir şey söyleyeceğim değerli arkadaşlarım. Ya bu ÖSYM'ye 10 milyondan fazla insan senede şey yapıyor. Geliri yani sınav gelirleri 1 milyar TL'ye yaklaştı. Ya 200-250 lira çok fahiş paradır biliyor musunuz bir öğrenciden? Gerçekten zorlanıyorlar ya. Ya kamu hizmeti Sayın Bakanlarım, Sayın YÖK Başkanı, değerli arkadaşlarım. Kamu hizmeti kar amaçlı yapılmaz, parayla yapılmaz. Kamu hizmeti bütçeyi veriyoruz. Siz bir miktar bilir. Siz bu parayı millet için harcayacaksınız. Bunun karı fazla geliri falan olmaz. Dolayısıyla bu insanları bunları gözetmek durumundasınız. Teşekkür ediyorum ben değerli arkadaşlarım. İnşallah daha iyi bütçelerle karşı karşıya geliriz. Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan ve değerli arkadaşlarım. O nedenle bir şey daha söylüyorum. Burada söylediğimiz lafların hiçbiri kişisel değildir.
Hiçbir milletvekili, hiçbir bürokrata, bakana hakaret etmez. Böyle bir şey söz konusu değildir Sayın Çelebi. Yanlış anlıyorsunuz. Ya biz yapılanlara, yazılanları eleştiriyoruz. Yapılan bu işi eleştiriyoruz. Hayal kırıklığı bu bütçedir. Bu sunumlardır. O nedenle bu insanları germeyin lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi hazırlık yapılması bakımından müsaadenizle bir ayrıca yeni atandığı için başarılar diliyorum. Ben bu başarı dileğimi daha önceki bakan Sayın Ziya Selçuk'a da yapmıştım bir komisyonda. Sizden beklenti yüksek. Sizi kamuoyunun önüne koyacaklar, basın önüne, ama arkadan her işi çevirecekler demiştim. Aynen de öyle oldu. Bu bakanlığı ona yönettirmediler, size de yönettirmeyecekler. Peki aslında bu bakanlığı kimler yönetiyor? Bu bakanlığı vakıflar ve cemaatler yönetiyor. Hatta bu bakanlık onların arasında yer kapma savaşına, güç savaşına sahne oluyor. 15 Temmuz'dan önce FETÖ vardı. Onun boşalttığı alanlara bu vakıflar ve cemaatler girdi. O gün söylemiş, uyarmıştık, yine uyarıyoruz. Bu vakıf ve cemaatler artık bir milli güvenlik sorunudur. Kamuoyunda giderek artan hassasiyet sonrası bazı AK Partili arkadaşlar da bir savunma, bu vakıflar bir koruma içgüdüsü gelişti. Tıpkı geçmişte Gülen hareketinde olduğu gibi bir sahiplenme yarışı var. Bir örnek vermek istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, işte bir vakıftan bir tane alırsanız iki tane vermeyen namerttir dedi. Verin Sayın Başkan, verin. Sonra da ne istedikleri de vermedik demezsiniz inşallah. Bakanlık ile vakıf cemaat ilişkisi öyle bir halde ki Sayıştay raporlarına göre 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tam 431 milyon 812 bin lira vakıflara aktarılmış. Bu sadece nakden aktarılan, bunun içerisinde belediyelerden aktarılan veya gayrimenkul şeklinde sahiplenilenler yok. Son 10 yılda vakıflara tam 22 milyar devletin parasından, kaynaklarından aktarılmış. Halbuki öte taraftan okulları pislik götürüyor. 1200 kişilik öğrenci ve öğretmenin olduğu okulda tek bir tane hizmetli görev yapmaya çalışıyor. Neden? Para yok. Ve onu tamamlamak için de İşkur üzerinden geçici görevli almaya çalışıyorsunuz. Ama öte taraftan vakıflara dünyanın parasını aktarıyorsunuz. Şimdi bakanlıktaki durum aynısı taşra teşkilatlarında da var. Ben Ordu'dan enteresan örnekler vermek istiyorum. Ordu'da 3 Milli Eğitim Müdür Yardımcısının birisi İlim Yayma Cemiyeti'nin Ordu Başkanı, diğeri Ensar'ın Ordu Başkanı, diğeri de diğer şube müdürü de Cihan Numa Ordu Başkanı. Şimdi bunların derdi vakıf falan da değil arkadaşlar. Rant ve güç devşirme peşindeler, aynı FETÖ gibi. Mesela İlim Yayma Cemiyeti'nin başkanı olan, aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olan Avni Günay inşaattan sorumlu. İnşaattan sorumlu değilim demiş ama burada açıkça inşaattan sorumlu olduğu görev dağılımında yazıyor. Şimdi bu İlim Yayma Cemiyeti'nin başkanı olan Avni Günay inşaat işlerinden sorumluyken Ordu'daki okulların 41'ine yıkım kararı, tadilat kararı alınıyor. Hep kendi adamlarına verme hassasiyeti nedeniyle işler yetişmiyor. Yüz yüze eğitimin kapalı olduğu dönemde bu işleri yaptırmayıp şimdi okullar açılmışken hala bu işler devam ediyor. Bu nedenle Ordu'da bir okulda 8 okul, bir okulda 5 okul öğretime devam ediyor ve öğrenciler tıkış bıkış. Neden? Bu İlim Yayma Cemiyeti Başkanı olan İl Müdür Yardımcısının bütün işleri bir arkadaşına verme, bir aynı kişilere verme hassasiyeti yüzünden. Diğer görevi emlak, işte bir polis karakolunu, şehir merkezindeki polis karakolunu başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyeti'ne naklettirdi Milli Emlak'tan. Yani kamudaki görevini kullanıp bir kamu binasını İlim Yayma Cemiyeti'ne devrettirdi. Bu şekilde aslında zimmetine bina geçirdi. Daha neler neler. Ordu Milli Eğitim'de 2 yıldır görevine okula gitmeyen öğretmenler var. Bir okul müdürü, 1000 sayfalık rapor, 8 kınama cezası, 2 kademelerleme, 2 maaş kesme cezası alıyor. Fakat bunun memuriyetten atılması gerekirken ona terfi ettiriliyor ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev veriliyor. Yanındaki suç ortağı da aynı şekilde. Bunları ceza veren de biz değiliz. Bunları ceza veren Milli Eğitim müfettişleri. Yani burada işlerin nasıl yürüdüğünü görün diye bu örnekleri veriyoruz. Bakın bir maske dağıttılar. Burada örneğini getirdim Sayın Bakan. Bu maskeler Ordu'da öğrencilere dağıtılan şu maskeleri tetkik ettirdim. Bunlar kağıt peçeteden daha adi bir kumaş çıktı. İşte öğrencilerle virüsün arasına bu rantiyecilerin verdiği, koyduğu maske bundan ibaret, şimdi toplatıldı. Bunlar hakkında da gereğini yapmanızı istiyorum. Son bir şey,
Üç görevliyi önemsedik. Son cümleler olsun. Efendim? Son cümlelerinizi alın. Evet, bu önemli bir konu. Ben bir önceki bakana da söyledim. Başaramadı. İnşallah siz başarısınız. Okullarda üç görevliyi çok önemsiyoruz. Birisi temizlik görevlisi, ikincisi güvenlik görevlisi, üçüncüsü sağlık görevlisi. Özellikle pandemide eğer sağlık görevlisi bu okullarda olmayacaksa ne zaman olacak? Okullarımız hem tinercilerin, uyuşturucuların, tacircilerin hedef tahtası halinde. Güvenlik görevlisi önemli ve özellikle temizlik görevlisi konusunda gereğini yapmasını bekliyorum. Teşekkür ediyorum. HDP grubundan hazır olan arkadaşımız var mı? Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın saygıdeğer bürokratları, değerli vekil arkadaşlarım, her alanda hayatın olağan akışını sekteye uğratan COVID-19 salgını eğitim hizmetlerinin sunumunda bu hizmete erişim konusunda büyük sorunlar yaşattı ve yaşatmaya da devam ediyor. Özellikle uzaktan eğitim hizmetinin altyapı yetersizlikleri nedeniyle ciddi mağduriyetler oluşturduğu hepimizin malumu. Öncelikle merak ediyorum, bakanlığınızın uzaktan ve online eğitim uygulama kararı alınırken bu konuya yönelik olarak nasıl bir fizibilite çalışması yürüttü? Örneğin seçim bölgem Samsun geniş bir coğrafyaya ve kırsal yerleşim alanına sahip. İnternet ve elektronik haberleşme hizmetlerine erişim konusunda o dönem ilgili kamu idaresine yapılan başvurular ve tarafımıza iletilen binlerce şikayet göstermiştir ki altyapı konusunda olağanüstü düzeyde mahrumiyet yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sorduğumuzda aldığımız cevap sorun yok oldu. Malum evrensel hizmet fonu var. Ticari olarak karlı olmayan yerleşim alanlarına haberleşme altyapısı kurmak ve çalıştırmak için bu fon kullanılmak zorunda. İlgili kanun çıktığından bu yana da fonda toplam 13.2 milyar liralık bir kaynak birikmiş olması gerekiyor. Sayıştay raporuna baktığımızda bu paranın sadece 6.1 milyar liralık kısmı bu amaca yönelik olarak kullanılmış. Geriye kalan yaklaşık 7.1 milyar lira nereye kullanıldı? Bu sorunun cevabı verilmiyor. Bakın bu yıl Sayıştay bu konuya ilişkin özel bir başlık açmış. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetim raporunda evrensel hizmet katkı payı gelirlerinin evrensel hizmetlerin sunumunda yeterince kullanılmadığına ilişkin sayfalar dolusu tespitte bulunmuş. Fonu bakanlığınız kullanmıyor. Ama bu fon bakanlığınızın sunduğu hizmetlerle doğrudan ilişkilidir. Uzaktan eğitimi uygulayabilmek için elektronik haberleşme altyapısının kapsamının genişletilmesi, eğitimcilerimizin ve öğrencilerimizin teknolojik donanımlarının güçlendirilmesi, akıllı telefon, tablet, bilgisayar eksiği olan öğrencilerin tespiti, bu eksikliklerin giderilmesinin toplam maliyeti, bunların hepsi analiz edilmeliydi. Evrensel Hizmet Fonu da işte bunun için var. Bunlar Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılansın denilmeliydi. Sayın Bakan, çok merak ediyorum, bu konu sarayda görüşüldü mü? Bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Desteklenmesi projesi PİKDES kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje mevcuttur. Burada görev yapan öğretmenler 657 şartlarına görev yapsa da Milli Eğitim Öğretmen kadrosunda değildir. Bu öğretmenler de kadro verilmelidir. En az 50 bin öğretmen ataması açık dikkate alınarak bir an önce yapılmalıdır. Milli Eğitim'de okul hizmetlerinde kadrolu hizmetli çalıştırılmalıdır. Her Haziran'da 32 bin daimi kadrolu hizmetli işten çıkarılıp 2 ay işsiz bırakılmalı yanlış bir uygulamadır. Sürekli çalışan kadrosuna işçiler alınmalıdır. Toplum yararı projesiyle İŞKUR her yıl eleman alıp işten çıkarılması da sona erdirilmeli, tamamına kadro verilmelidir. Bazı okullarda aile birliği ücretli çalışan bulmak durumunda kalmaktadır. Hizmetli okulda her konuda çok önemlidir. Bazı okullarda madde bağımlılığıyla ilgili şikayetler almaktayız. Ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde madde bağımlılığı yaşı düşmüş okullarda bu konuda bazı okullarda sorunlar mevcuttur. İdareci, öğretmen, güvenlik görevlileri kadar hizmetli de bu bağlamda çok önemlidir. Sürekli kadrolu hizmetli olması Milli Eğitim için bu nedenle dahi şarttır. Çalışan kendisini sisteme ait hissetmelidir. Okul bahçeleri dahi bakımsızlıktan dökülmektedir. Sayın Bakan, özel rehabilitasyon ve usta öğretici özel rehabilitasyon merkezleri ve usta öğretici olarak çalışanların da 657 şartlarında görev yapmalarına rağmen öğretmen sayılmadığı bir gerçektir.
Bu görevlerde öğretmen kimliğine ermelidir. Tüm öğretmenlerin ekonomik buhranın etkileri altında olduğu da bir gerçektir. Biraz evvel sunumunuzda verdiğiniz ücret artık yoksulluk sınırının da altındadır. Öğretmenlerin ücretleri iyileştirilmeli, özlük haklarıyla ilgili beklentileri karşılanmalı, ek 3600 gösterge bir an önce çıkarılmalıdır. 18.201 köyümüzün kaçında okul kapandı sorduğumuza rağmen söylemiyorsunuz. Bu çünkü önemlidir. Kırsalda boşalma okulların yokluğu nedeniyle artmaktadır. Bunu bilmemiz gerekli çünkü köy çocuklarının taşımalı eğitimle eğitim almaları onların okulla bütünleşmelerinde sorun yaratmaktadır. Yemekten taşımalı eğitim sonucu okul aile birliğine kadar sıkıntılar mevcuttur. Daha önceki bakanlar taşımalı eğitimi geriye çekeceklerini söylemişlerdi. Ama hala hazırda 1.300.000 öğrenci taşımalı eğitim almaktadır. Acı bir şey, gittiğim yerlerde gözlerimle şahit olduğum için söyleyeyim. Çok köyde okullar ne yazık ki boş olmanın dışında yıkılmaya başlamıştır. Yani o okulların bir muhtarlığa verilip onarımının sağlanıp oranın faydalı kılınması yerine yıkılma süreci başlamıştır. Bunun yanı sıra Sayın YÖK Başkanı üniversitelerle ilgili bir konuda dikkatinizi çekmek isterim. Niğde Üniversitesi de bu konuda somut bir örnektir. Bazı bölümlerin üniversitelerine öğrenci başvurusu olmamıştır. Çünkü bu bölümleri mezun olan kişiler yaşamda kendilerine bu konuda bir karşılık gelmediğini gördükçe okulların bu bölümlerine başvurmamaları düşündürücüdür, üzücüdür. Öğretim görevlisi var ama öğrenci oraya gittiği zaman bir fayda göremeyeceğini düşünüyor. Çünkü 2 milyona yakın bu bağlamda üniversite öğrencisi işsizdir. Eğitimin kalitesi yönünden sorunlar derinleşmektedir. Kimi konuda öğrenciye alacağı bilgiden fazlası yüklenmekte, kimi konuda eksiklikler vardır. Özellikle matematik konusunda meslek liseleri dahil çoğu okulda önemli sıkıntı bulunmaktadır. Eğitimin kalitesi geçmişe göre düşmüştür. Son cümleyi de söyleyeyim. YÖK olarak 2018 öncesinde getirilen öğrenci affıyla ilgili bugüne kadar yeni bir öğrenci affı getirilmemiştir. Bu konuda yoğun talep vardır. 650 bine yakın öğrenci bir nedenle üniversiteyle ilişkisi kesilmiş öğrenciye af getirilmedir diyor. Teşekkür ediyorum başkanım. Tabii ki başarılı olmanızı gerçekten istiyoruz. Başarılı olunuz ki eğitimde eğitimin seviyesi yükselsin. Ama tabii ikinci olay da şu, Millet İttifakı iktidarında elbette bakanlık Millet İttifakı'nın olacağı için o yüzden son başarılar dilediğim bakan olursunuz diye diyorum. Sayın Bakanım, şimdi ben açıkçası eleştiriden çok öğretmenlerimizin, velilerimizin bize aktardıklarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar kaç bakan değiştiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Samimi söylüyorum, değişmelerinin tek bir sebebi vardı. Buradaki komisyon üyelerinin eleştirilerini göz önünde bulundurmamak. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ve bütün samimiyetimle söylüyorum ki gerçekten siz başarılı olun. Öğretmene, öğrenciye, ülkenin geleceğine sahip çıkın. Ve Türk milleti sizi öyle bir bakan olarak ansın. Bunu canı gönülden söylüyoruz. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Ek 3600 göstergeyi Sayın Cumhurbaşkanı söz verdi. Ya bunu hatırlatmanızı bir kez daha buradan talep ediyoruz. Öğretmenler adına. Tabii ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmenler arasında, öğretmenler odasında ciddi bir problem yaşanıyor. Bu konuyu sizin bakanlığınız döneminde çözeceğinize umudum ve inancım tam olmasa da inşallah olur. Şimdi ben Sayın Cora inşallah olur. Biz de destek verelim. Mesele Sayın Bakan'dan kaynaklanmıyor. Bakın mesele Sayın Bakan'dan kaynaklanmıyor. Şimdi okullarda gerçekten yeteri derecede dezenfektan ve personel sıkıntısı yaşandığını zaten bütün milletvekili arkadaşlarımız dile getirdi. Ben bir kez daha dile getiriyorum. Özellikle
ben Hatay'da yaşanan bir sıkıntıyı ve bu sıkıntının önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'nin geleceğini de etkileyeceğini burada özellikle vurgulamak istiyorum. Bakın, Reyhanlı ilçemizde 11 Mayıs Şehitler İlkokulu, Suriyeli öğrenci 434, Türk öğrenci 354. Jandarma İlkokulu, Suriyeli öğrenci 329, Türk öğrenci 184. 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu, Suriyeli öğrenci 917, Türk öğrenci 110. Bir okul daha söyleyeceğim. Mehmet Akif Ersoy Kızı Anadolu İmam Hatip Lisesi, 627 Suriyeli öğrenci, 510 Türk öğrenci. Bunu neden söylüyorum Sayın Bakanım? Bakın, Suriyelilerin doğum oranı 5.7. Bizimkilerin, yani Türklerin doğum oranı 1.7. Yani 4 çocuk, 100 öğrencinin 4'ü şu anda daha fazla Suriyeli doğuyor. Bu şu anlama geliyor. 20 yıl sonra Hatay'ın demografik yapısı değişebilir ve dünyanın bütün dış güçlerin özellikle gözünün Hatay'da olduğunu düşünürsek, samimi söylüyorum ve şu anda birçok ajanın da Hatay'da yiğit attığını da göz önünde bulundurursak, bunun şakası olmadığını, bir devlet stratejisi olması gerektiğini burada hatırlatmak istiyorum. Bunun Milli Eğitim Müdürlükleri ile oradaki il Milli Eğitim Müdürlüklerinin bir hatası olduğunu asla söylemiyorum ki ben oradaki şu anda mevcut olan muhalefet olarak oradaki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ya da il Milli Eğitim Müdürlüğü'nü başarılı buluyorum. Objektif olduklarına da yürekten inanıyorum. Kısmen de bazen arada sırada onlarla da görüşüyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu sorunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir alakası yok. Bu yüzden bir devlet stratejisi olması gerektiğini bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü gelecekle ilgili özellikle toparlıyorum Sayın Başkanım, toparlıyorum. Herkese birer dakika veriyorsunuz, ben de bir dakika kullanayım. 30 saniye, evet. Gerçekten özellikle yani 2042-43 yılında Suriyelilerin özellikle bu durum göz önünde bulundurulduğunda Suriyelilerin nüfusunun Hatay nüfusunu geçeceğini ve Türkiye'nin geleceğini etkileyebileceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu konuda sizden ivedi bir çözüm bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Topal. Sayın Tolcay şu an salonda değil. Kamil Bey müsaitseniz. Pay ayrılıyor, yüksek bir bütçe, ancak bunun bir yatırım bütçesine dönüşmediğini ortaya koyuyoruz. Eğitimin temel nitelik, kalite, çağdaş müfredat, eşit erişimle ilgili sorunlar hala çözülemedi ve altyapı sorunları da. İşte bugün geldiğimiz noktada muazzam bir bütçe var ama biz okulların, temel eğitimdeki okulların temizlik sorununu en temel sorun olarak bugün karşımıza çıkıyor. Ve en temel sorun alanlarından birisi de liyakatsiz kadrolar nedeniyle ayrılan bu kaynak da verimli kullanılmıyor. Muazzam bir kadrolarda ciddi bir sorun var eğitim alanında. Bunu dile getirmek istedim. Özellikle de biz bir çalışma yaptık İstanbul'da, bir saha çalışması ve veriler gerçekten İstanbul ili için temel eğitimde muazzam derecede sorunlu. 40 kişilik sınıflar hala olması, ek ödenek gönderilmeyen okulların hala olması, deprem nedeniyle hazırlık yapılan okullar var ama hala birleştirilmiş ve gerçekten bir yani boş bir inşaat alanıyla karşı karşıyayız. İşte kamulaştırma bedeli ödenmediği için okul binalarında herhangi bir gelişme yok. İşte özel okullardaki telafi eğitimleri tamamlanırken temel devlet okullarında telafi eğitimlerinde sorunlar var. İşte Avcan ilçesinde bir okul var Sayın Bakan, soru önergesi yaptım. Prefabrik bir okul. İmar sorunu nedeniyle öğrenciler prefabrik bir okuldu ve bu çağa yakışmayan, sizin bugün sunduğunuz bütçeyle çelişen bir yapı var. Ben İzmir'e gittim. İzmir'in Bayındır ilçesinde bir köyde 3 tane sınıf diyor, bir okulda ve bir öğretmenle eğitim görüyor diyor. Yani bu vermiş olduğunuz sunumun somut çıktıları yok karşımıza maalesef ve biz bunları söylemek durumundayız. İşte veriler var. Bakın, akademik becerilerin izlenmesi, değerlendirmesi, abide sonuçlarına bakıyoruz. Muazzam derecede sorumlu sonuçlar. Sürem çok az olduğu için söyleyemiyorum. Gerçekten bu salonda herkesin belki utanç duyacağı. TYT sonuçları, hadi abide bir iki yıl öncesiydi. TYT sonuçlarına bakın, adayların %32'si TYT'de barajı geçemiyor Sayın Bakan.
24 bine yakın neredeyse öğrencimiz 0 puan almış. Eşit ağırlıkta %64, sözel puan da %66'sı barajı geçememiş. Matematikte net ortalaması 5, fende 3, Türkçe'de 18 olmuş, sosyal bilimlerde 8. Ya bunları tartışmamız lazım bizim. Neden biz bir başarılı sonuç elde edemiyoruz ve bu öğrenciler üniversite yüksek öğretim sistemine gönderiyoruz ve orada da sorunlu bir süreç var. Üniversitelerle ilgili konuşmak istiyorum. Üniversiteye geçmeden önce çok önemli bir konu var. Sayın Başkan'dan süre rica edeceğim. Sayıştay raporlarına da Sayın Bakan'ın yansımış. İlçe Milli Eğitim Müdürü kadroları mevzuatı öngörülen atama şartları taşımayan kişiler atanmış. Bununla ilgili bir soruşturma yapmadınız mı? Bunlar hala görevdeler. Ve ben bununla ilgili de bir olay yaşadım. Esenyurt ilçesinde bir öğretmen tam da bu liyakatsiz, niteliksiz, işte bu Sayıştay raporlarına yansıyan bulguları da eşdeğer. Ben bunu Milli Eğitim Müdürü'ne de söyledim. İlgili komisyon, valilik, vali yardımcısına ilettim bu konuyu. Yani bunu kamuoyuna açmadan, çünkü ciddi bir sorun vardı orada. Dava oldu, mahkeme oldu ama aksine müdür yardımcısını görevden uzaklaştırmaya dönük bir süreç işletilmeye çalışıldı. Yani mahkeme kararının uygulanması lazım. Detayını size de verebilirim. Çok özür dileyerek üniversitelerle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Kurumsal özellik ve bilimsel özellik çok önemli. Sayın YÖK Başkanımız söylerken üniversitelerle ilgili istihdam ve de akademik üretkenlik, bilgi, nitelik, uluslararası etkileşim yüksek olan üniversiteler ve kendi tabiriyle piyasaya bir iktisatçı olduğu için belki bu terimi kullandı. Beklentisinde donatılan nitelikli insan kaynağı yaratmak. Böyle üniversitelerimiz var Sayın YÖK Başkanım. Biz bu üniversitelerimizi son dönemdeki uygulamalarla maalesef uluslararası, ulusal düzey tartışma noktasına getirdik. İşte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektörlük seçimleri. Bizim belki bugün bu meclisin en çok tartışması gereken konu Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde bu seçim sistemini düşünmemiz gerekiyor ve makul bir yöntem bulmamız gerekiyor. Bakın, Cumhurbaşkanı hangi gerekçeyle atadığını bilmiyoruz. Bir gecede atıyor ve bir gecede tekrar geri alıyor. YÖK ne yapıyor? YÖK sadece CV'leri topluyor. Görüşmediniz daha iyi. Teşekkür ederim. Çok özür dileyerek, çok özür dileyerek ve komisyonun da affına sığınarak. Neden? Sadece CV'ler geldi size ve sıralama yaptınız ve Cumhurbaşkanı'na gitti bu CV'ler. Ya orada görüşmediniz daha iyi. Bu üniversite hocaları ne diyor? Ki İstem ikinci atamada, Melihpul'dan sonra ikinci atamada üniversite öğretim üyelerinin desteklemediği bir atadı. Sonra ne yaptı rektör? İki tane bir gecede fakülte kurdu. Hangi gerekçeyle kuruldu bu fakülteler? Neye istinaden kuruldu? İhtiyaç mıydı? Niye bugüne kadar kurulmadı bu fakülteler? Üniversitenin paydaşları, öğretim üyeleri ya da danışıldı mı? Ve yönetim kurulu yapısını ve senatonun yapısını değiştirmek için bir gecede fakülte kurulmasına neden izin verildi? Özellikle bilimsel özgürlük noktasında gerçekten akademik kadrolarda ciddi bir süreç. Burada Sayın Sefa hocamız da burada. Biz geçen dönem üniversitenin niteliğini arttırma sayın noktasındaki sayın çok özür dilerim. Sayın Temel, Sayın Başkan, değerli basınım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başında, yani Eylül ayında seçim bölge Muğla'da yaptığım okul ziyaretlerinde özellikle okulların temizlik görevlileri konusunda yetersiz olduklarını, hatta mevcut hizmetlerin dışında hizmetli temizlik görevlilerinin görevlendirilmediğini gördüm. Taşımalı eğitim ihaleleri aksak bir şekilde tamamlanmamış olduğunu yine gördüm. Kantin işletmelerinin yetersiz olduğunu, bu nedenle öğrencilerin okul dışında ihtiyaçlarını giderme durumunda olduklarını ve bu nedenle de bazı sıkıntılar yaşanabileceğini, örneğin trafik kazaları olabilir. Bunun dışında öğrencilerin özellikle kış aylarında ilkokullardaki öğrencilerin velileri, anne baba bekliyorlar çocuklarını okuldan almak için. Onların da bekleme alanlarının uygun olmadığını saptadım. Yine deprem raporunda kusurlu olan, yani güçlendirme kararı alınmış ya da yeniden yapımına başlanan okullar için gittiğimde inşaat alanlarıyla karşılaştım. Bunlar şimdi şu anda kısmen özellikle güçlendirilmiş, güçlendirme çalışmaları olanlar şimdi kısmen giderilmeye çalışılıyor.
ama yapımı devam eden, başlanacak olan okulların öğrencileri bir başka okulda ikili eğitimle daha kalabalık sınıflarda ve ulaşım sorunu yaşayarak öğrenme hayatları, yaşamlarına devam etmekteler. Covid-19 salgını eğitim sistemimiz ile ilgili yüzümüze vurduğu en önemli gerçeklerden biri de okulların sahip olduğu en önemli teknolojinin öğretmen olduğu gerçeği. Hem okullar, hem aileler, hem de kamuoyu yakından gördü ki öğretmen, öğrenme ortamının en önemli aktörlerinden biri. Öğretmen motiveli ise, öğretmen moralli ise, öğretmen kendini değerli hissediyorsa çocuk da değerli oluyor. Şimdi öğretmenlerimizi ne yapıyoruz? Kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen ve bir de buna özel okullardaki asgari ücret altında ya da düzeyinde çalışan öğretmen statüsünde koyarak değerlendirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda sizden önceki bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un verdiği bir kahvaltıda bize öğretmenlerin gelişimiyle ilgili kitaplar basıldığını, rehber kitaplar basıldığını ve bize koli olarak verdiler. En az 20-30 tane kitap. Ben merak ediyorum, gittiğim okullarda öğretmen arkadaşlara sordum, size böyle kitaplar verildi mi diye. Ama haberleri yok sanki. Acaba bu kadar kitap basıldı, ne kadar basıldı? Dağıtıldı mı, dağıtılmadı mı, yoksa depolarda çürüyor mu? Bu konuda da bilginize ve bilgimize ihtiyacımız var. Yine söylediğiniz gibi PISA araştırmalarını söylediniz ama PISA araştırmaları 65 ülke içerisinde 40-50 arasında yer aldığımızı, genel ortalamamızın da 45 olduğunu ortaya koyuyor. Fakat yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu araştırmalarda ise ABD araştırmasında 4. sınıflarda 1062 okulda 34.504 öğrenciyle yapılan araştırmada 4. sınıf öğrencilerinin %87'si haftada 5 saat en az kitap okuyor. Türkçe alanında 6.7'si çok kötü, 21.2'si kötü, 39.5'i orta, 25.7'si iyi, 6.9'u çok iyi. Matematikte de farklı değil. %14.2'si çok kötü, 25.7'si kötü, 30.8 orta. Teşekkür ediyorum Sayın. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Sayın Bakan, üniversitelerde adrese teslim ilanlar var son günlerde. Üniversitelerde anayasanın 10. maddesine, eşitlik maddesine, anayasanın 49. maddesine ve anayasanın 70. maddesine ihlaller var. Anayasanın 70. maddesi açık. Kamu hizmetinde girme hakkında her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez diyor. Ama bakıyoruz, nokta atışı torpili olana adrese teslim ilanlarının ardı arkası kesilmiyor. Örnekler mi? Örnekler şunlar. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yayınladığı akademik personel ve öğretim üyesi alımı ilanında endüstri mühendisliğine yapılacak alım için simülasyon ve deneysel optimizasyon tasarımı alanında çalışmalarda bulunmak şartı aranıyor. Başka bir ilan, modern Özbek şiirinde dil üslup çalışması olma. Başka bir ilan, risk haberciliği çalışması yapmış olma. En son örneğini Trakya Üniversitesi rektöründe gördük. Baldızı için üniversiteye kadro açarak işe aldı. Bir de utanmadan, sıkılmadan da bunu savundu. Sayın YÖK Başkanı, adrese teslim ilanlara ne zaman dur diyeceksiniz? Ülkede gençlerin hayatları çalınmaya devam edecek mi? Sonra en önemli sorunlardan birisi beyin göçü deyip duruyoruz. Çünkü bırakın iş bulmayı, üniversitelerde bile kadro bulamıyor insanlar. Arkadaşlar ayıptır, yazıktır. Arkadaşlar, Sayın Bakanım, Aydın ili 1. derecede deprem bölgesi. Depreme dayanıksız okullar meselesi artık bu yüz yüze eğitimden sonra etkin bir şekilde yer almaya başladı. Nazilli'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bir yıl önce öğretmen evi boşaltılmıştı. Fakat bırakın yeni binayla ilgili bir çalışma yapılmasını, depreme dayanıksız olduğunu belirtilen mevcut bina bile henüz yıkılmış değil. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nun binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmış,
Bina ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne devredilmişti. Bu okulun adı okulun kapatılmasıyla birlikte 13.500 nüfuslu Yeşil Mahalle'de 2 adet İmam Hatip Ortaokulu haricinde ortaokul kalmadı. Öğrenciler adeta İmam Hatiplere gitmek zorunda bırakılıyor. Dilim Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Selçuk Özsoy Ortaokulu depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle onarım işlemleri yapılacaktı. Fakat henüz bir çalışma başlatılmadı. İncirlova'da Cemal Gürbüz İlk Ortaokulu ve 50. Yıl İlköğretim Okulu depreme dayanıksız olduğu ifade edilmişti. Herhangi bir çalışma yapılmadı. Sayın Bakan, sizden önce görev yapan Sayın Ziya Selçuk'a yöneltmiştim ama maalesef cevap alamamıştım. Size sormak istiyorum. Aydın'da depreme dayanıksız olarak belirtilen 160 okul hangileridir? Aydın'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Söke Nebahat Alpan İlk ve Ortaokulu, Ahmet Yesevi İlkokulu, Orhan Gazi İlk ve Ortaokulu, 5. Yıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Nazilli Anadolu Lisesi, Şehitler Ortaokulu ve Yavuz Selim İlkokulu hakkında yürütülen çalışmalar ne aşamadadır? Yine Nazilli'de özel eğitim uygulama okulu problemi var. Mevcutta bulunan Süleyman Efendi ve Güzelköy özel eğitim okulları yeterli değil. Nazilli'de özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti gidermeyi düşünüyor musunuz? Bir yıl önce 700-800 öğrencinin eğitim gördüğü Bozdağ'ın İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yenisi yapılmak üzere yıkıldı ama hala yeni okulun yapım çalışmaları başlanmadı. Karacasu'da çok programlı lisesi yıkıldı, neredeyse bir yıl önce inşaatı başlamadı. Aydın Aslan Menderes Üniversitesi'nin tüm üniversiteler arasında genel memnuniyet kriteri içinde 2018 yılında 60. 2019 yılında 78. 2020 yılında 94. 2021 yılında ise 101. sırada olduğu tespit edilmiştir. Adnan Menderes Üniversitesi'nin memnuniyet kriterlerinde hızla düşmesinin nedenleri konusunda bir çalışmanız var mı? Sayın Bakan, 4 ay önce bir soru önergesiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden 30 profesör ve pek çok hekim ve sağlık çalışanı istifa ettiğini belirtip bir soru önergesi vermiştim. Bu soru önergeme bir hala daha cevap verilmedi. 01.07.2021 7/47.919 sarılı. Sayın Gürbüz, teşekkür ediyorum. Kalkınmanın temeli eğitim, bilginin temeli eğitim, teknolojinin temeli eğitim, ahlakın temeli eğitim, üretimin temeli eğitim. En kısa zamanda en ucuza üretmek eğitimle olur. Eğitimin üretimde en yararlısı teknik eğitimdir. Tohum üretemiyoruz. Dışarıdan dövizle tahıl alıyoruz. Gübre üretemiyoruz. Dışarıdan dövizle gübre alıyoruz. Lisans almadan motor üretemiyoruz. Tank yapımımız HASKİ'de bekliyor. Aktarma organları yapamıyoruz. Dışarıdan teknoloji üreten bir ülkeden lisans alarak aktarma organı yapıyoruz. Makine sanayinde sayısız, buna sonsuz da diyebilirsiniz, mekanizasyonların üretimini lisans alarak üretiyoruz. Bu da dışarıya döviz kaçağına en büyük sebebiyet oluyor. Bu ayrıca bilgi üretme, teknoloji üretme tembelliği de yaratıyor. Elektrik ve elektronikte de durum aynı. Elektrik üretiminde rüzgardan enerji elde etmek için rüzgar santrallarını kendimiz üretemiyoruz. Elektrikte emekleme safhasındayız. Cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar tamamen dışarıya bağımlı teknolojilerle üretilmektedir. Dengesiz, düzensiz sanayileşme, plansız, programsız sanayileşme sonucu şehirlerimiz hızla çarpık bir şekilde gelişmekte, trafik kargaşası içinde çekilmez bir hal almaktadır. Hal böyleyken siz ne yapıyorsunuz? Sayın eğitimciler, Sayın Bakan ve Sayın Yok Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde onların rektörleriyle uğraşıyorsunuz. Rektör seçimlerini kaldırdınız. Neden? En iyi şekilde yetişmiş öğretmen üyelerini canından bezdiriyorsunuz. Öğretim üyelerini canından bezdiriyorsunuz. Fatih Hilmioğlu İnönü Üniversitesi'ni dünya çapında bir eğitim kurumu yapmıştı. Fatih Hilmioğlu'nu içeriye attınız. Sonunda ölümüne sebep oldunuz. Yurt sorunu has safhada. Kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Üniversite öncesi öğrencilerini özel yurtların elinde sersefil ettiniz. Okul öncesi eğitim aynı şekilde. Sayın Bakan, okul öncesi eğitimden okul sonrası eğitimine kadar okul öncesi eğitiminde bu
gençlerimizin, bu çocuklarımızın yüzde kaçı okul öncesi eğitim alabiliyor? Ayrıca teknik eğitim, Sayın Bakan, teknik eğitim bu ülke eğitiminin yüzde kaçını oluşturuyor? Bizim biliyorsunuz küçük saha hisselerimiz var. Ayrıca marangozlarımız var, mobilyacılarımız var. Bunların hiçbirisi teknik eleman bulamıyorlar. Yetişmiş eleman bulamıyorlar. Niçin? Buraya biz hiç önem verdik mi? Buraya hiç yatırım yaptık mı? Bu öğrencilerin yurt sorununu, bu öğrencilerin burs sorununu hallettik mi? Üniversite öğrencilerimiz üniversiteye gidiyorlar. Kalma sorunu var. Beslenme sorunu var. Gıda sorunu var. Peki ne yapıyorsunuz? Bugüne kadar bir yurt sorunu çözemediniz. 19 yılda bir iktidar yurt sorununu çözemez mi? Bu öğrenciler bizim, bu çocuklar bizim, bu bizim geleceğimiz. Geleceğiz de insan bu kadar oynar mı? Bu kadar geleceğini hafife alır mı? Bunlar yetiştikleri okullarda eğitim mi görecekler yoksa kendi dertleriyle mi uğraşacaklar? Önce bunu bir düşündünüz mü? Nasıl yapacaklar? Bize bir söyleyin, biz de öğrenelim bunu. Böyle eğitim olmaz. Böyle insan da yetişmez. Böyle yetişen insandan sanayici de olmaz, üretken insan da olmaz. Sayın Bakan, eğitim sağlam bir şekilde ele alınmalı ve bu şekilde de sağlıklı insan yetiştirilmeli. Teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Sağ olun. Bitiriyorum Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Dikkat Şahin. Buradayım. Buyurun, süreniz 5 dakika. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 5 dakika kullanacağımı zannetmiyorum. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Ekibinizle beraber iyi ki geldiniz. Çünkü sizlere ulaşmak Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamenterler arasından da zor oluyor. Burada yüz yüze bazı şeyleri de hasbihal etme imkanımız oluyor. Size 21. yüzyılın göbeğinde Teneke Okul'dan bahsedeceğim Sayın Bakanım. İstanbul'da, İstanbul'un göbeğinde, Avcılar'da, Tahtakale'de. Adı Teneke Okul. Duydunuz mu bilmiyorum. Bu Teneke Okul konusu aylar öncesinde benim tarafından, İstanbul 3. Bölge Milletvekilleri Sayın Sibel Özdemir tarafından, Sayın Emine Gülizar Emecan tarafından, o bölgede yaşayan halk tarafından gündeme taşındı. Zaten haliniz duymuşsa sesimiz size kadar ulaşmış demek ki, külliyenin sınırlarını aşmış. Ama eğer duymuşsanız da o zaman görevinizi ifa etmemişsiniz Sayın Bakanım. Bu Teneke Okulu'nun özelliği şu, bu okul var ama yok. O bölgede rezerv imar planı uygulaması diye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir uygulaması var. Daha sonra 2011 yılında yapılan rezerv imar planından sonra imar planı değişikliği yapılıyor ama iştahlı bir alanda kaldığından dolayı bu okulun bulunduğu alan maalesef plan içerisine alınmıyor. Çocuklarımız yaşar yaşamaz usulü bulundukları bölgeyle alakaları kurulmak istenmediği zaman gidin Avcılar'a denip 10-15 kilometre ötesi tarif ediliyor onlara. Eğer 20 kilometre. Eğer şanslıysalar bu Teneke Okulu'nda okuyorlar. Teneke Okulu'nda şu sınıflar bildiğiniz o şantiyelerdeki şeyler var ya, hani işçilerin kaldığı yerler. Mesela siz diyorsunuz ki kış aylarında sınıfları havalandıracağız. Burada o çok mümkün değil. Havalandırmaya çıkıldığı andan itibaren çocuklar hasta olacaklar. Okulun o teneke binasının etrafı sanıyorum bakalitle falan biraz sarılmış, şekillenmiş, pembe membe bir şeyler yapılmış. Hani hoş görünsün diye. Ama sıcağı da geçiriyor, soğuğu da geçiriyor. Tahmin ediyorum çocuklar artık hasta olmaya başlamıştırlar. Ben o bölgenin milletvekiliyim. Bu konuyu dile getirdim. Zaten haliniz duymuş duymamış. Burada herkesin önünde size duyuruyorum. İstirham ediyorum. Buyurun bölgemize gelin. Misafirimiz olun. Beraber o okulu gezelim. Zaten haliniz bu okulda eğitim sağlıklı yapılabilir der ise 3. bölge milletvekilleri olarak biz sizden özür dileyelim. Zaten haliniz hayır burada sağlıklı olarak eğitim yapılma imkanı yoktur der ise hızlıca birlikte bir çözüm üretelim. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocuklara 21. yüzyılın göbeğinde İstanbul'un en kullanılabilir, okul yapılabilir ve sağlıklı yaşanabilecek olan bölgesinde bunu hiçbirimiz reva göremeyiz. Ben bunu bir sizin kusurunuz olarak bile getirmiyorum. Ama o bölgedeki var olan memurlarınızın bir kusuru olduğunu da düşünüyorum. Bu kadar feryadı duymamışsalar ya muhalefet partilerine karşı ön yargılılar
ya da gerçekten görmüyorlar, duymuyorlar, söylemiyorlar. Ama herkesin içinde, kamuoyunun önünde, zat-ı halinize asla kötü niyetli olarak değil, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan olarak bölgeme davet ediyorum. Üst kadronuzla beraber, başka eksiklikler varsa onları da konuşalım. Bu bir görevdir, bu bizim de görevimizdir. Bu görevi burada ifade etme imkanı sağladığı için bütçenin meclis tarafından yapılıyor olmasını da bir şans olarak kabul ediyorum. Davetime icabet edeceğinizi umuyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, Sayın Yurt Başkanı, yeni görevinizde sizlere başarılar diliyorum. Bürokrasideki arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. İşleri zor çünkü siyasal iktidar değişmedi ama Milli Eğitim Bakanımız değişir değişmez çok hızla il Milli Eğitim Müdürlerinde ve bakanlıkta 11 genel müdürü çok hızla değiştirdi. Ben bir ara düşündüm acaba Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan gitti de başka bir parti mi geldi diye. Önümüzdeki dönem Millet İttifakı'nın iktidarında kadro değiştiğinde hem Milliyetçi Hareket Partisi sıralarından hem AK Parti sıralarından umarım itiraz gelmez. Çünkü her siyasal iktidar kendi kadrosuyla çalışmak ister. Sanırım Mahmut Bakanımız da kendi kadrosuyla çalışmak istediğinden bu kadar geniş bir değişiklik yaptı. Bu değişikliğin altında yatan nedenler çok iyi irdelenmelidir. Eğer irdelenmezse gerçekten sorunumuz çözülemez. Ben Sayın Bakan'dan bir öğretmen olarak öncelikle şunu istiyorum. Çocuklarımız karanlığa teslim oldu. Sabahın kör karanlığında okula gidiyorlar, akşamın kör karanlığında da okuldan çıkıyorlar. Bu ders saati girişlerini değiştirmek zorundayız. Kış saati uygulamasına itiraz eden bakan, damat yok ortada zaten. O kayıtlara karıştı. Dolayısıyla onun uygulamasının devam etmesi anlaşılır bir şey değil. Bunu lütfen düzeltelim. Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili arkadaşlarımız dediler ki milli eğitim bütçesi gerçekten yüksek. Ben Sayın Bakan'ın sunumunda da, YÖK Başkanı'nın sunumunda da bütçenin yeterli olduğuna dair herhangi bir ibare görmedim. Ama şunu arkadaşlara hatırlatmak isterim. Gayri safi yurt içi hasılada 2002'de %3.79 iken şimdi 3.47'ye düşmüş. Artış bunun neresinde? 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde eğitim yatırımlarına ayrılan pay %17.18 iken şimdi %8.5'e düşmüş. Bunun neresinde yükselme var? 2021'de merkezi ödenekten ayrılan pay %15.7 iken 2022'de bu pay %15.6'ya düşmüş. YÖK'e bakıyoruz. 2003 yılında üniversitelere ayrılan bütçeden pay %0.94 iken 2022'de bu pay %0.73'e düşmüş. Her ile bir üniversite açmakla sorun çözülmüyor. Şimdi Sayıştay raporuna bakıyoruz. Ben soru öğrenimlerinde de söyledim ama ne yazık ki bakanlar soru önergelerine bir türlü yanıt vermiyorlar. 1 milyar 750 milyon euro kayıp. Bu para nerede? Kimler kullanıyor? Milli Eğitim Bakanlığı Sayıştay'ın bu denetiminde artık açığa çıkarttığı meseleye bakması lazım. Vakıflar konusuna zamanım yok arkadaşlar değinecek ama Ensar Vakfı'nın Karaman'da yaşanan olayda sorumluluğu bulunan bir müdürün Ankara'ya getirilip şube müdürü yapılmasını bir Allah'ın kulu çıkıp izah etsin. Lütfen çocuklarımızı emanet ettiğimiz insanları denetlemek ve takip etmek zorundayız. Talim ve Terbiye Kurulu değişti. Şimdi arkasından 7 yıldır yapılmayan Milli Eğitim Şura toplantısı yapılacak. Doğru, Milli Şura'nın toplanması iyi. 7 yıl sonra olması da iyi. Ama Talim ve Terbiye Kurulu'na getirdiğiniz Profesör Doktor Mustafa Yılmaz'a bir bakın. Harf devrimine karşı hilafeti savunuyor, medreseleri savunuyor. Zaman Gazetesi'nde zamanında yazdığı yazılarda dershanelerin kapatılmasına karşı tutum almış. Yani FETÖ terör örgütü diye tarif ettiğiniz terör örgütüyle ilişkisi var. Bunu Talim ve Terbiye Kurulu'na getirmekteki amacınız nedir? Buradaki muradımız bizim nedir? Eğer öğretmenlerin sorunlarını çözeceksek, öğretmenlerin ihtiyacı olan 3600 ek göstergeyi çıkartmalısınız.
Öğretmen meslek kanunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vaatleri arasındadır. Ne zaman bu vaat yerine gelecek? Ücretli öğretmenler açlık sınırıyla terbiye edilemez. Ücretli öğretmene ihtiyacınız varsa 87 bin ücretli öğretmen çalıştırıyorsunuz. 650 bin atanmayan öğretmen var. Bu öğretmenlerin bir kısmını atayın da sorunu çözün. Bir de karma atama konusunda ciddi bir problem yaşatıyorsunuz. Sayın Bakan, lütfen tamamlar mısınız? Kamil Oktay Sındır'ın 5 dakikasını Sayın Başkan'la da konuştum, olabilir dedi. İsterseniz kimin? Bütçe, Plan Bütçe Komisyon üyesi Kamil Oktay Sındır. Kendisi yok, kendisi yok. Yok. Öyle bir beyanı da yok. Siz konuşmanızı tamamlayın. Tamamlıyorum. Şimdi öğretmenlere ihtiyaç olduğu açık, aşikar. Okullarda derslik ihtiyacı olduğumuz açık, çok net. Sayın Bakan, konuşmanızda söylediniz. Sınıf ortalaması 23 kişi dediniz. Gelin Ankara'da istediğiniz bir okula gidelim. 45 kişiden aşağı sınıf mevcudu bulursanız ben hiçbir şey bilmiyorum. Esenyurt'a gidelim. 50 kişilik sınıflardan aşağı bir tek okul bulursanız ben yine hiçbir şey bilmiyorum. Bitiriyorum. Bitirdim. Hemen bitirdim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Üniversiteler gerçekten kanayan bir yaramız. Sayın YÖK Başkanı, lütfen gelin İstanbul'u, Türkiye'nin en başarılı Boğaziçi Üniversitesi'ni bu halden çıkaralım. Kayyum siyaseti hiç kimseye hayır getirmedi. Yüksek öğrenime de hayır getirmez. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bakın bir rakam vereceğim. Suriyeli öğrenciler Reyhanlı'da. Sayın Kaya, lütfen bitiriyorum. Var mısınız? 434 Suriyeli öğrenci var. 354 Türk öğrenci var. 460 Suriyeli öğrenciye 565 Türk öğrenci, 329 Suriyeli, 184 Türk öğrenci. Şimdi PİKDES öğretmenleri bu konuda verimli bir çalışma yürütüyor ama bunlar geleceklerinden kaygılı. Bu konuya parmak basmanız, son bir şey söyleyip bitiriyorum. Bakın Lozan'da altına imza attığımız azınlık okulları ve azınlık öğrencileriyle ilgili yaklaşık 100 yıldır bir sorun yaşanıyor. Bunlar öğretmenlerinin ücretini ödeyemiyor. Çocuklarının eğitimini yaptıramıyorlar. Lütfen bu konuyu masaya yatıralım. Meclisin üzerine de bir görev düşüyorsa hep beraber bunun üzerine gidelim ve bu sorunları hep birlikte çözelim diyorum. Yeni bütçenin umarım size hayırlı uğurlu olur ama bu bütçeyle sorunları çözemeyeceğiniz aşikar, bir an önce ek bütçe talebinde bulunun. Evet.